Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun sevgili izleyenler. Cuma sohbetlerine bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizler de hoş geldiniz, hayırlı cumalar değerli misafirlerimiz. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Nereden geliyorsunuz, nerelerden geliyorsunuz bilmiyorum ama Avcılardan gelenler var. Efendim Bağcılardan var, Kartal'dan var, Maltepe'den var, maşallah. Evet, hoş geldiniz tekrar. Evet. Efendim muhterem hocamız her hafta olduğu gibi bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim. Sağ olun. Siz de yurt dışındaydınız, oradan geldiniz. Doğru. Isparta'ya gittiniz, oradan doğru. Antalya'ya geçtiniz. Yanlış doğru, hatırlamıyorsam doğru, bir hayli yoruldunuz. Avusturya'dan başlayalım arzu ederseniz. Nasıl geçti? Çünkü program bitti, cumartesi Avusturya'ya gittiniz. Öyle oldu. Evet. Efendim Rabbimize hamd ederiz. Milletimizin evladı nereye gittiyse, hani şair der ya, bir yere ki dendi mi Türk beldesi, gözüm al bayrak arar, kulağım ezan sesi. Gittiği yere bayrağını da götürüyor, ezanını da götürüyor. Yani kutlu doğum etkinlikleri yurt içinde, yurt dışında çok gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Ben de hayır diyemedim. Dediğiniz gibi programdan sonra, geçen haftaki programdan sonra Avusturya Linz. Dışarıda tatlı bir bahar var. Laleler, güller açılmış. Ama bizim kadınımız, kızımız saatlerce konferans salonunda kutlu doğum etkinliklerini takip ettiler. Ana vatandan onlara bir kere daha kucak dolusu selam olsun gönderiyorum. Avusturya'ya. Oradan dönüşte dediğiniz gibi Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri çağırmıştılar. Gayet güzel bir konferans salonu. Başlarında vali yardımcımız, rektör yardımcımız, öğretim üyeleri de olmak üzere bazı veliler de gelmişlerdi. Ne kadar güzel yani. Bunu eleştirenler insafla bunu bir kere daha düşünsünler. Herkesin bunda faydası var. Yani sevgili peygamberimizi yakından tanımaya herkesin ihtiyacı var. Herkesin faydası var. Elin oğlu hayali kahramanlar ihdas ediyor, icat ediyor. Bizimki öyle değil. Yani vahyin kontrolünde yetişmiş, Rabbimiz bize örnek göster. Kur'an ayetiyle sallâh. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın hoşnutluğunu, ebediyet yurdunun mutluluğunu arzu edenler için Allah'ın elçisinde size mutluluk tabloları vardır. Mutlu aile reisi olmak isteyen ona baksın. Başarılı devlet adamı olmak isteyen ona baksın. Muzaffer komutan olmak isteyen ona baksın. Muvaffak öğretmen olmak isteyen ona baksın. Ve başarılı belediye başkanı olmak isteyen ona baksın. Adil hakim olmak isteyen ona baksın. Etkin din görevlisi olmak isteyen ona baksın. Yetim olan ona baksın. Değerli bir ilim adamımız, profesör. Bir biricik oğlu vardı. Oğlu da doktor olmuştu. Hastalanır, doktor arkadaşları bir iğne vurur. Gencecik doktor vefat eder. Babası profesör çok üzgün. Hocam işte Allah sabır versin filan sözler söylüyorum. Dedi ki hocam neslimiz gelişirdi. Sevgili peygamberimizin nesli de kızından gelişmişti dedim. Ya bunu düşünmemiştim, ne iyi söyledin dedi. Bakın yani sevgili peygamberimizin nesli de kızından gelişmişti. Ya çok cidden iyi oldu, beni rahatlattı bu iş dedi. Ya. Evet, o biricik oğlumuzu Rabbim aldı ama geride kızım var. İnşallah neslim de oradan gelişir. Hulasa herkes için en güzel örnek Allah'ın Resulü. Evet. Ya o yüzden herkes faydalanır bundan.
Yüce Rabbimiz örnek gösteriyor. Sevgili Peygamberimiz, Eddebeni Rabbi fahsene teedibi. Beni Rabbim terbiye etti. Ne de güzel terbiye etti. Bir mektebe oldu ki müdavim, Allah idi zatına muallim. Yani onu tanıyan, sevenlerden muzaffer komutanlar, otoriter ilim adamları meydana gelmiştir. Mutlu toplum meydana gelmiş. Onun sünnetiyle hareket edelim. Onun sevgisini hayata geçirelim. İnşallah. Onun getirdiklerini yaşayalım. Gerçekten mutlu oluruz, huzurlu mutluluğu oluruz. Mutluluğu ve huzuru yakalım. Evet, öyle. Evet, Peygamber Efendimizin Allah elçisi delilleri nelerdir? Peygamber Efendimiz bize neler getirdi? O olmasaydı ne olurdu? Bizim ona karşılarımız, görevlerimiz her. Bizim onu sevmemize ihtiyacı var mı? Peygamber sevgisiyle biz neler kazandık? Allah elçisi kimler için rol model olmalıdır, rol modeldir? Evet, bu soruları biraz sonra inşallah hocamıza soracağız sevgili izleyenler. Misafirlerimizin soruları olacak her hafta olduğu gibi. Telefonla mutlaka sizin de sualleriniz, sorularınız var. Onları alacağız. 0212 alan koduyla 300-04-04 ve 300-06-06. Bize ulaşabilirsiniz. Yazılı olarak da Twitter üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Twitter.com/cumasohbetleri Evet, dilerseniz zaten giriş yaptınız hocam. Devam edelim. Peygamber Efendimizin Allah elçisi olduğunun delilleri nelerdir sorusuyla devam edelim. Bir kere bakın, mübarek sureti, siması, sireti. Ne demek sireti? Ahlakı, elindeki kitap, dilindeki hitap, dostunun, düşmanının şahitliği üniforma olarak yeter. Yani sevgili Peygamberimizin simasında fevkalade bir güzellik. Hazreti Cabir diyor, Allah Resulü'nü gören sürme çekilmiş sanırdı. Hayır, sonradan çekilen sürme değil, kudretten çekilen sürme. Hasan İbni Sabit diyor ki, haşa ki sözlerimle Peygamber Aleyhisselam'ı öveyim. Ama sevgili Peygamberimizin hele o fiziki teması, bir Zeyd İbni Sabit'i düşünün. Bakın, Zeyd İbni Sabit 13 yaşında. Kılıç kuşanmış, kılıç da yerde sürünüyor. Bedir Savaşı'na gideyim, Peygamber'in sancağı altında savaşacağım. Efendimiz olmaz bu çocuk, almam bunu. Babası da yok. Anne illa bu Peygamber'in yanına geri gitmem. Allah Allah, çocuk ısrar ediyor. Bu sefer akrabalarından bir başkası devreye giriyor. Ya Resulallah, bu çocuğu bir dinler misiniz? Sizin okuduğunuz gibi 17 sureyi okuyor. Efendimiz ilgileniyor, okutuyor ki cidden öyle. Deha bir değişik bir çocuk bu. Efendimiz kucaklıyor. Ya hele Allah Resulü'nün kucaklaması, bakın onda öyle değişiklik. Bana dış devletlerden yazılar geliyor. Ben herkese güvenmiyorum, yani bilhassa yabancılara. O yüzden sen bana Süryani dilini öğren. 11 Süryaniyeceği, 17 günde İbraniyeceği öğreniyor. Şimdi Kur'an esas kitabımız, yani neredeyse kaybolabilir. O yüzden onu bir kitap haline getirelim. İlk anda Hazreti Ebubekir kabullenmiyor ama sonra Ömer doğru düşünüyor. Doğru. Ama nasıl yapalım bu işi? Bu Zeyd İbni Sabit'i çağıralım, ona görev verelim. Çağırıyorlar. Zeyd böyle düşünüyoruz. O da ilk anda itiraz ediyor. Peygamberin yapmadığını mı bana yaptıracaksınız? Peygamber yapmadı ama Peygamberin sağlığında vahiy devam ediyordu. Şimdi vahiy bitmiş. Yeniden ilave ayet gelecek mi? Yok. Öyleyse buna sahip olmamız lazım. Aklına yatıyor. Bir dağı sırtına al deseler bu kadar ağır gelmezdi bana. Ama bu görev yapılmalıydı. Bir komisyon kuruldu. Bu Zeyd İbni Sabit onun başkanı oldu.
ve Kur'an ayetleri toplandı, bir kitap haline getirildi. Allah Resulü'nün işte kucakladığı gençteki şu değişikliğe... Hazreti Ebubekir döneminde. Hazreti Ebubekir döneminde. Hazreti Osman döneminde coğrafya genişledi. Çoğaltıldı o zaman. Elde bir tane Kur'an, yine aynı zat Zeyd İbni Sabit'in başkanlığında bir komisyon daha kuruldu. Bu sefer Kur'an-ı Kerim sayısı 7'ye çıkarıldı. Ha, çok da değil. Yani 7 adet oldu. 7 adet oldu. Hiç Hazreti olmazsa, Osman döneminde. Hiç olmazsa mesela Irak'a bir tane gönderilir, evet. Değil mi yani? Evet. İslam coğrafyası bir hayli genişledi Hazreti Osman zamanında. Her ülkeye hiç olmazsa bir Kur'an-ı Kerim gönderile diye o günün imkanları yer çoğaltıldı. Evet efendim, sevgili peygamberimizi öldürmeye gelen diriliyor. Yani bakın, geçen söylemiş miydim bilmiyorum da, o Cirane'de namaz kılınıyor, ganimet dağıtılıyor. Duvarın arkasında da 10 tane genç, müşrik genci ezanla alay ediyorlar. Kim bunlar? Ayağımın altına alırım filan diyor, öyle yok. Efendimiz yanlarına varıyor. Hanginiz güzel ezan okuyor bakayım? Şu güzel okuyor. Ebu Mahsure'yi gösteriyorlar. Oku bakayım. Halbuki ezanla alay ediyor. Yani güzel okuma derdi yok ortalıkta. Şurayı şöyle oku. Burayı böyle oku. Şöyle alnını da şöyle okşuyor. Bir kese de gümüş para veriyor. Ezanla alay eden adam değişti. Ya Resulallah, beni Mekke valisine gönderseniz de Harim-i Şerif'e müezzin etse beni. Gönder, hadi gönderiyorum. Hattab İbn-i Esi de var. Benim gönderdiğimi söyle. Harim-i Şerif'e seni müezzin etsin. O müezzin olduğu gibi onun sülalesi, Allah nesil, Allah. Nesil boyu. Yani Efendimizin böyle fiziki teması, nazik, evet. Gönül alır. Mesela bakın, Rafi diye bir çocuk hurmayı taşlamış, getiriyorlar. Sen niye taşladın o hacı? Tokatlarım falan, öyle yok. Öyle yok. Yavrucuğum, niçin taşladın ağacı? Karnım acıkmıştı. Efendimiz okşuyor. Ya Rabbi, bu gencin karnını doyur. Ve yavrucuğum, ağacı taşlama, altına düşenlerden al da ye. Evet. Ya. Ve sevgili peygamberimiz demek ki vahye mazhar olan, ilahi vahyin kontrolünde yetişen Allah Resulü'nün terbiye metodu da böyledir. Evet. Devam edeceğiz hocam. Kaldığımız yerden reklamlara gidiyoruz. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz sevgili izleyenler. Tamam. Evet, yeniden birlikteyiz. Telefonla devam edeceğiz. Ancak kısa bir soru var. Mehmet Bey'den gelmişti bir tür üzerinden. Hocam, sabah namazlarına uyanamıyorum. Kazasını kılıyorum. Günahı var mıdır diye sormuş Mehmet Bey. Uyanamıyorum. Ben de uyandıktan sonra kalkıp kaza... Efendim, yani verilen emri verenin arzusu üzere yapmak gerekir, değil mi? Yani sabah namazı, inne Kur'an el fecri kâne meşhuda, sabah vaktinde okunan Kur'an'a melekler şahitlik edecek. Devir teslim görevi de sabah namazı vaktinde yapılmaktadır. Rekatü'l fecr hayrun min dünya ve ma fiha. İki rekatçık sabah namazının sünneti dünyalardan, dünyada olanlardan çok daha değerlidir. O yüzden vaktinde kılmaya azmetmeli, gayret etmeli. Ama kılamadım, öyle oldu, böyle oldu, uyudum, kaldım. Efendimiz işte öyle buyuruyor. Yani kişi yatarken şeytan kişinin hayat böyle kaynağı ensesine 3 tane düğüm çalar. Uyu, uzun bir gece der. Uyanıp da bir Allah'ı anınca düğümlerden biri çözülür. Abdest alınca ikincisi çözülür. Namaz kılınca üçüncüsü, fe esbahane şeytan, sağlıklı, bereketli olarak sabaha girer buyuruyor. Evet. Hocam, meleklerin devir teslimi dediniz. Aklıma bu sağ melek, sol melek ya. Kıssası geldi. Onu da belki ilerleyen dakikalarda alabiliriz. Çok güzel çünkü o. Evet. Telefonumuz var, müsaade buyursanız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Aleyküm selam. Teşekkürler. Buyurun. Allah
hocama iki sorum olacaktı benim. Elbette. Ben 8 aylık hamileyim, kızım olacak. İsmini Hiranur koymak istiyorum. Ne koymak istiyorsunuz? Hiranur. Hiranur. Evet. Evet. Diğer sorum da eşim Şafii, ben Hanefi. Evet. Eşim abdest alıyor, böyle sadece hani kumandayı eline verirken ya da işte seccadesini verirken bir parmağım dokunuyor eline. İşte abdestim bozuldu diye tekrardan abdest almaya gidiyor. Ben de Kur'an kursunda okumuştum. Hocamdan aldığım bilgiye göre hani söylüyorum, bir parmak hani Hanefi alabilirsin. Sünnetleri kılıyor. Hanefiler gibi namazlarını kılıyor. Ama o abdestte çok şüphede kalıyor. Yani Şafii mezhebine göre kadın eli değdiğinde abdest bozuluyor. Doğru. Dolayısıyla bu konuda evet, siz sıkıntı yaşıyorsunuz. Evet, eşime söylüyorum hani sizi de izliyorum sürekli, hocamı da izliyorum. Allah size hayırlı ömürler versin. Söylüyorum hani hocam diyor hani ki eczanesinden alabilirsiniz diye, çok hani acil bir durumda kalırsanız. Evet. Ama eşim yok olmaz diyor, ben şüphede kalıyorum, tekrardan girip abdestini alıyor. Ha, eşiniz olmaz diyor. Evet. Evet. Hani bunu İki öğrenmek istiyorum. Evet, ilk soru isimle ilgili, bebeğiniz olacak ve inşallah sağlıklı bir şekilde dünyaya gelir. Adını Hiranur koymayı düşünüyorsunuz değil mi? Evet, uygun mudur diye uygun hocama mudur sormak diye ilk istiyorum. Sorusu hocam. Yani o Hira dağ demin, dağ. Yani dağın ismi. Cebeli Nur'un eski adı. Eski adı evet. Nur ise bilahare Cebeli Nur, Nur Dağı şeklinde olmuştur. Yani Hiranur diye yok aslında, Cebeli Nur diye geçiyor değil mi hocam? Cebeli Nur demek ne demek? Nur Dağı demek. Evet, Nur Dağı. Cebele de lüzum yok. Nur tek başına güzeldir. İsimler de böyle kolay olsa iyi olur yani. Yani bu nüfusta, devlet dairelerinde bazen çok şaşırmaya sebep oluyor. Yani Hira mıydı, Hiranur muydu, beraber miydi, ayrı mıydı? Şimdi yani Hira diyen olur, Hira diyen, tabii, Hira diyen olur. Ya, yani Hira sıkıntı diyen, olabilir. Nur demez evet, filan. Yani ama Nur, Nur çok, kolay. Çok kolay, çok güzel. Evet. Evet. Duydunuz değil mi hocamızı? Evet efendim. Duydum. Allah razı olsun evet hocam. Peki diğer ikinci sorunuzla ilgili, ikinci sorunuzla i̇kinci ilgili soru hocam. Da şimdi eşi Şafii mezhebine eşi mensup. Şafii. Eşi Hanefi olsa iş kolaylaşıp gidecek. Olmuyormuş. Öyle olunca da hassasiyet gösterilecek. Hmm. Bu emre uyulacak tabii. Esasen evet, böyle bir kolaylık var eşler arasında değil mi? Eğer şey olursa, aynı mezhepte olurlarsa problem yok. Hayır, başka bir mezhepten ya hocam. Şimdi yani tamam, evlendikten sonra şimdi hanımefendi Hanefi, eşi Şafii. Tamam. Kolaylık olsun diye, bu tür sıkıntılar ortadan kalksın diye o mezhebe tabi olabilir, devam edebilirler. Tabii, hiç mesele yok tabii. Devam edebilirler. Tabii öyle. Evet. Evet. Ama eşiniz bunu kabul etmiyor herhalde. Ama o Şafii, bu Hanefi olup böyle gidecekse beyi tabii Şafii'nin hükmüne uymaya mecbur. Ele dokununca abdest bozulur. Hmm. O da delikanlı da onu bildiği için o hassasiyeti gösteriyor. Ya o hassasiyeti gösterirler ya yoksa bundan böyle Hanefi'ye göre hareket eder. İkisine de bizim, dördüne de saygımız var. Hepsi mübarek insanlar. Seninki doğru, benimki yanlış. Benimki doğru, seninki yanlış havasına girmemişler onlar. Hepsinin de kaynağı aynı. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Onlardan hüküm çıkarmışlar. Şafii diyor ki ben şöyle bunu kararlaştırıyorum. İmam-ı Azam da böyle diyor, Hanefi de böyle diyor. Biz herhangi birine tabi olup gidebiliriz. Hatta bazen zaruret olursa bir diğer mezhepten faydalanabiliriz. Zaruret durumlarında. Zaruret evet, durumunda. Var mı başka sorunuz hanımefendi? Hakkınızı helal edin ama bir sorum daha olacak. Buyurun. Ben iki soru için aramıştım. Diğerine buyurun sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Benim babaannem var 92 yaşında. Gözleri görmüyor 20 senedir. Üç amcam var, babam dahil birlikte 4 tane. Bir ara babam getirdi, baktılar. Annemin psikolojisini bozdu yani. Namus iftirasına gidene kadar hani çok büyük iftiralar attı. Her şey yani ailenin huzurunu kaçırdı. Çocuklar eve gelmek istemiyor.
Annem hastalandı yani. Annem dışarı çıkamıyordu tek başına. O kadar hani çok rahatsızlandı. Evet. Tekrar babaannem diğer amcamın yanına gitti. Evet. Şimdi babam çok üzülüyor. Anneme sitem ediyor. Annemden küsüyor. Hani biz evlat değiliz, annemize bakamıyoruz diye. Annem de daha düzelmedi. Halen daha hasta. Hani annem kendini suçlu hissediyor. Diyor getirsem mi diyor. Ben de diyorum anneciğim sen hastasın. Bir sürü çoluk çocuk var. Hani sen sağlıklı olacaksın ki aile de ayakta dursun. Şimdi diğer amcamın yanında yeri de iyi. Annem kendini suçlu hissediyor. Hani hocamdan bir akıl istiyor. Yani babanız arzu ediyor ki annesi yanında olsun. İşte 93 yaşında çünkü. Gözleri görmüyor 20 yıldır. İstiyor ki biz evlat evet. olarak annemize bakalım istiyor. Ama siz de diyorsunuz ki annem zaten rahatsız. Zor bakıyor ailesine. Bir de annesi gelirse, yani kayınvalidesi gelirse zorlanacak. Babanızı, annenizi suçluyor öyle mi? Evet öyle yapıyor ama annenin hani psikolojisi bozuldu. Çocukların huzuru kaçtı. Eve gelmek istemiyorlar. Sürekli babamla annenin arası evet. bozuluyor. Hani tavsiye boşanmaya kadar hocam. Gitti yani bu derece. Ne yapsınlar? Yani şimdi bakın babası da haklı, annesi de haklı. Diyeceksin bu haksız kim? Şimdi annesi hasta, 93 yaşındaki yaşlı hanıma bakmak ona oldukça zor geliyor. Ama babası haklı, ben annemi ne yapayım, bu yaştaki annemi sokağa mı atayım? Ne yapayım, ben illa anneme bakmam lazım. Onunki de güzel. O da hassasiyet gösteriyor. Ama bu sefer ya bir yardımcı bulmak gerekir herhalde ya. Bir yardımcı bulmak lazım. Amcanızın yanında rahat mı peki? İyi bakılıyor mu? Aldığımız haberlere göre rahatmış yani. Yeri iyi. Babaannem de hani bu tarafa da gelmek istemiyor. Çok huysuz. İstemiyor. Hani hiçbir gelinden razı değil. Aşırı derecede her şeyi hatırlıyor. Çocukluğundan itibaren her şeyi hatırlıyor. Ama çok huysuz yani. Her gittiği yerde bütün ailenin huzurunu bozuyor. O derece. Şu anki yeri normal iyi yaşı itibariyle olmuş. Yani onu herhalde hoş görmek icap ediyor. Onu hoş görmek tabii, lazım. 93 tabii. yaşında sonuç itibariyle. El hayru ma ekabirukum. Yani böyle yaşlılara bakanlar da bunu böyle bilsin. Hayır, bereket büyüklerinizle beraberdir. Yaşlı Müslümana saygı Allah'a saygıdan gelir. Genç birisi yaşlı birine hürmet ve hizmet ederse kendisi yaşlandığında kendisine hürmet ve hizmet edecek kişileri de Allah hazırlar. Yani اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَبْنَاءِ السَّبْعِينَ وَيَسْتَحِيمْ اَبْنَاءِ السَّمَانِينَ Allah 70'likleri sever, 80'liklerden haya eder. Yani hele bu yaştaki insanlar berekettir, Rabbimizin rızasına vesiledir. O yüzden vay gönlümüzü kırıyor. Onu aldırış etme. Onları memnun etmek lazım değil mi hocam? Onu o yaşlarda artık. Evet, bir yani. Amcanızın yanında madem rahat o da gelmek istemiyor. Demek ki siz daha sık ziyaretlerde bulunabilirsiniz. Daha sık ziyaretlerde evet bulunur. Daha sık ziyaret evet. edersiniz. Gönlünü alırsınız madem rahat. O da bir çözümdür. Çözüm ama olabilir. Daha çok ziyaret etmeli. Yine gönlü alınmalı. Gönlü duası alınmalı. Peki. Evet. Teşekkür ederiz aradığınız için. İzmir'e selamlar. Bir telefonumuz sağ olun, daha var. Evet, sağ olun, günler. Sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Alo. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hocamızın bir sorun olacaktı. Hoş bulduk. Sağ olun. Biraz yüksek sesle konuşabilirseniz. Evet buyurun. Tamam. Buyurun. Ben eşlerin birbirine beddua, sinirli anda söyledikleri beddua tutar mı diye soracaktım. Özellikle de kocamın. Yani hani işte kocamın rızası Allah'ın rızasından geçiyor. Kocamın emin etmediğin sürece işte cennete giremezsin falan. Etraftan böyle çok korkutuluyor. Ben de maalesef bu kadınlardan biriyim. Eşim kızgınlık anında söyledi bana bazı şeyler. Eşiniz beddua mı etti size? Evet yani ben de şimdi namaz kılarken falan böyle kendimi çok suçlu hissediyorum. Yani Allah'ın huzurunda. Böyle kendimi lanetlenmiş gibi bilmiyorum. Çok kötü hissediyorum. Eşimden af diledim. Yani ben tövbe ettim. Eşim de tövbe etti ama içim rahatlamadı. Herhangi bir konuda evet bir tartışma esnasında eşiniz öfkelendi yani, evet. ve size beddua etti. Bundan dolayı haklı siz şu anda yani çok... Yani ben çok üstüne gitmiştim. Bir de haklı olduğu gitmiş. İçin de kendimi çok düşünüyorum. Bundan çok rahatsızsınız şu anda siz. Evet. Ama evet. şimdi eşi bir haksızlığa maruz kalıp da ondan dolayı beddua ederse o beddua etme yetkisi var.
ama öyle bir şey olmadığı halde öfkelenmiş böyle söylüyor. Bundan dolayı hanımefendinin alınmasına hiç gerek yok ve öfkeyle yapmıştır haksız yere, onun da bir değeri yok. Fakat biz birbirimize böyle bedduacı değil de duacı olmalıyız, duacı. Birbirimize duacı olmalıyız. Sonra Yüce Rabbimiz bakın, cennet yolcusu müminleri anlatırken vel kazumînel gayiz, onlar öfkelerini yutarlar. Hayır, öfkelerini yutmakla kalmazlar. Vel afîne aninnâs, insanları affederler. Hayır, affetmekle de kalmazlar. Vallahu yuhibbul muhsinîn, kötülüğe iyilikle karşılık verenleri Allah sever. Ya demek ki önce öfkemi yutacağım. En değerli yudum öfke yudumudur. Yani insan öfkesini infaz etmek, yerine getirmek mümkünken şimdi öyle öfkelenmişim ki bardağı kaldırıp karşıdakinin yüzüne çarpmak istiyorum. O kadar öfkelenmişim. Ama eğer yutar, öfkemi yutar da bu işten vazgeçersem Allah katında en değerli yudum hocam oluyor. Ne güzel buyurdunuz. Daha dün oldu sanırım, belki de okudunuz ya da izlediniz. 70 yaşında bir adam kızgın yağ eşinin üzerine tartışıyorlar. Ya, tartışıyorlar, ya, kavga ediyorlar ya. Hocam. Ve yemek konusunda tartışıyorlar sanırım. Yatınca uyurken kızgın yağ hanımın eşinin üzerine döküyor. Ondan sonra gidip kendisi intihar ediyor. Bir öfke. Hazreti Adem yaratıldığında sağında bir varlık görüyor. Senin adın ne? Akıl. Sen neye yaran? İyiyi kötüden ayırt ederim. Yerin nere? Baş. E gel öyleyse yerini al. Solunda bir varlık görüyor. Adın ne senin? Öfke. Sen neye yaran? Ben başa gelirim. Oraya akıl geldi. Ben gelince o gider diyor. Ya. Öfke başa gelince akıl gider. Peki devam edeceğiz. Kısa bir aramız var sevgili izleyenler. Az sonra yeniden birlikteyiz. Evet, telefonla devam edeceğiz sevgili izleyenler. Hattımızda bir izleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı cumalar. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Selma Hanım nasılsınız? İyiyim. Hocam siz nasılsınız? Teşekkürler. Allah'ım. Sorunuz var sanırım. Evet, ben iki tane çocuğum vefat etti hocam. Başınız sağ olsun. Biri intihar etti 14 yaşında. 14 yaşında. Size soracaktım. Bazıları bana diyor ki intihar edenler diyorlar sürekli asılı kalı diyorlar. Bu gerçek mi acaba? Evet. İki çocuğunuz vefat etti. Birisi 14 yaşında intihar etti. Bir tanesi de 10 yaşında elektrik çarptı. 10 yaşındaydı, elektrik çarptı. Evet. 8 yaşında iki tane evladımı kaybettim işte. Çocuklarınız var mı başka? Bir kızım, bir oğlum var. Biri 17 yaşında, biri 8 yaşında. Evet. Büyük bir acı. Allah bağışlasın. Allah sabırlar versin. Sağ olun, Allah razı versin. Olsun işte. Evet. Bir de çocuklarım bana şefaatçi olacak mı ahirette? Onları görecek miyim acaba? Evet, intiharla ilgili bir soru evet, hocam. Bakın böyle olaylar karşısında biz ne deriz, ne demeliyiz? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ne demek? Allah'ım bizim sahibimiz sensin. Bizde senin hükmün geçer. Hepimiz senin huzurunda toplanacağız ya Rabbi. Kul böyle deyince, Allah'ın hükmüne teslimiyet gösterince görevli meleklere emir veriyor. Cennete gidin, şeffaf bir saray yapın, adına da Beytül Hamid deyin, Hamid Sarayı deyin. Kulum hükmüme razı oldu. Evet, asude olam dersen gelme cihane, meydana düşen kurtulamaz sengi kazadan. İmtihansız kul yok. Cennet ucuz değil. Her kulunun bir imtihanı olur. Hanımefendinin de imtihanları elbette kolay değil. Rabbena efrig aleyna sabran, ya Rabbi sabır yağdır diye Rabbimiz Kur'an'da bize bunu öğretiyor. Sabrederse kulumun sevdiğini alırım, o da sabrederse ona vereceğim şey cennettir. Hadis-i Kudsi'de de böyle buyruluyor.
Şimdi o birinci sorusu tabii illa devamlı azapta. Böyle bir hadis-i şerif var ama o hadis-i şerifi biz ne zaman söyleriz? Olay olmazdan önce intihar etmesin diye. Ama intihar ettikten sonra durum öyle dememek lazım. Nasıl oldu da intihar etti? Herhalde yaşama azmi bitti. Yani akıl gitti. Akılsız olarak bu işi yaptı. Akılsız adam zaten sorumlu değildir. 14 yaşındaymış sadece. Ya, sorumlu değildir. O yüzden hanımefendi gel evladımı göremeyeceğim. Evladım düşüncelerinden vazgeçsin. İnşallah şefaatçi olacak. İnşallah cennette buluşacaklar. İnşallah. Evet. İnşallah. Evet efendim. Allah sabırlarını bol eylesin. Allah sabırlar versin. Ve geride kalanları da bağışlasın Yüce Rabbimiz. Amin. Evet amin. Peki, hocam var mı? Bir şey daha sorabilir miyim? Buyurun. Tabii, buyurun. Buyurun. Ben çocuklarımın fotoğrafını büyüteceğim. Günah mıdır acaba fotoğraflarını? Çocuklarımın fotoğraflarını büyütüp asacağım diyor evde. Mahsuru yok yani asabiliriz de ama şu var ki devamlı onlara bakıp yaz hali devam edeceksin. Nem öldürür, yiğidi gam öldürür. Hayalimizdeki gibi kalsa daha iyi. Her gün bakacak, her gün kederlenecek. Her gün keder, idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazu bu kadar sıkleti çekmez. Yani bakın, Efendimizin kızı Zeynep'in çocuğu hastalanıyor. Haber gönderiyor, babacığım gel çocuğum hastalandı. Efendimiz de kızım gelemem. Ben Allah'ın takdirine karşı koyamam kızım. Ashabımla beraberim. Ama Hazreti Zeynep ısrar ediyor. Allah aşkına gel baba. Bu sefer Peygamberimiz de yanındaki ashab ile birlikte hadi gidelim. Torununu kucağına alıyor. Çocuğun hırıltıları var. Son dakikalarını yaşıyor. Efendimizin gözyaşı çocuğun yüzüne düşüyor. Ya Resulullah siz de mi ağlarsınız? Tabii gönlümüzün meyvesi bizden alındı. Biz de ağlarız. Ama Rabbimizin hükmüne isyan olacak söz çıkmaz ağzımızdan. Onun hükmüne razı oluruz diye buyuruyor. Yani Efendimiz de böyle yapıyor. Öyleyse bizim de yapacağımız iş Allah Resulü'nü takip etmek, evet, ve sabır dilemek Mevla. Peki. Selma Hanım bir hocam, kez daha hocam, sabırlar diliyoruz. Hocam en küçük oğlum 18 gün hastanede yattı Samsun'da elektrik çarpınca. Ben sürekli ona hatim indirdim. Sürekli Kur'an Allah okudum ona. Yani boyuna selavatlar indirdim işte. Geçen sene Ramazan ayındaydı işte elektrik çarpınca. 18 gün hastane yoğun bağım kapısını bekledim işte. Sürekli o, Kur'an okudum. İkinci çocuk için 10 yaşındaki çocuk. Evet evet elektrik, evet, elektrik çarpan. Yani elektrik çarpsaydı yani. Bak o çocuk hele mükellef değildir. Yani okuduğunuz hatimlerin filan size sevabı olur. Ama o yavru inşallah sizin için şefaatçidir. Yani i̇nşallah. O daha mükellef değildir. Mükellef değildir. Ya yani biz bakın cenaze namazını kılarken o yaştaki çocuğun namazını kılarken ya Rabbi sen bunu affet, bunu bağışla değil. Ya Rabbi bunu bize teşrifatçı eyle. Yani bunu bize teşrifatçı eyle. Cennette bizi karşılasın bu anlamındaki duayı yaparız ya. Yani. İnşallah öyle olur. Yani günahı yok çocuğu. İnşallah. Masum, günahsız, peki, tertemiz. Bir kez daha sabırlar hocam, diliyoruz. İkisinin öldüğü anda ben çok isyan ettim. Allah beni affeder mi o anda bilmiyorum. Yani aklım başında olmayarak isyan etmişimdir. Yani Allah beni affeder mi? Dur bakayım sen ne için sordu bunu? Çocuklar öldüğünde çok isyan etmiş. Aklımda başımda değildi dedi değil mi? Yani o evet, üzüntüyle, isyan etmişsiniz. Anda işte, evet. Acılı olduğum halde yani bilmiyorum isyan etmişimdir. Allah'ım beni affeder mi yani? Bundan dolayı günah işlemiş bakın, olur muyum diye soruyor. Kadının birinin kızı vefat etmiş. Efendimiz sabır tavsiye ediyor. Ne konuşuyorsun sen diyor yani. Benim başıma gelen senin başına gelse böyle tatlı tatlı öğüt vermezdin diyor. Peygamberimize diyor. Peygamberimize diyor. Peygamberimiz de oradan ayrılıyor. Diğer kadınlar da diyorlar ki anam yaptığını beğendin mi? Yani bak insan peygambere bu kadar. O peygamber miydi ya?
Allah Allah ya, ben acılı olduğum için ben onun peygamber olduğunun da farkında değilim. Bu sefer acısını unutup koşuyor ya Resulallah. Özür dilerim, yani acım tazeydi, kızım yeni vefat etmişti. O yüzden sizin olduğunuzun da farkına varmadım falan diyor. Efendimiz de buyuruyor ki Rabbimiz musibete sabrı tavsiye ediyor. Musibete de büyük mükafat. İnnemâ yüffe sabiruna ecrehum bi gayri hisab. Sabredenlere verilecek mükafat hudutsuzdur. Amması ne? İnneme sabru inde satmetil ula. Sabır da asıl ilk anda. Yani ondan sonra insan nisyandan geliyor. Unutucu. Bu İstanbul'un vaktiyle bir müftüsü vardı. Merhum Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı diye cümle geçmişlerimizle birlikte ruhu şad olsun. İstanbul'daki mezar taşları ile ilgili bir kitap yazmak istedim diyor. Mezarlıklarda geziyorum. Bir mezar taşında şu yazıyı gördüm diyor. Sanmayın ki ben bir taşım. Ben gözyaşının taşlaşmış şekliyim. Ya ben bu işi yapamam, bıraktım. Ne acılar yaşanmış ama gidenleri geri getirmemiş. Rabbim, bu senin hükmün. Sen verdin, sen aldın. Bu dünya, beraber gelmedik, beraber gitmeyiz. Ya Rabbi huzurunda birleştir. Demek ki olay anındaki sabır çok önemli. Asıl olay anındaki sabır. O sabır çok değerli. Ama hanımefendi inşallah, bakın şu anda aklı başına gelmiş. Gayet evet hocam, zaten tövbemi getirdim yani. Tövbe istiğfarımı getirdim. Tövbemi ettim Allah'ıma karşı yani. Evet. Yaptığım hatalarıma, yaptım söylediğim sözleri. Bitti. Yani aklım başımda değildi. Ben duamda rahatsızlık geçiriyordum zaten. Peki. Taibü mine zembi kemen lazım beleh. Günahından tevbekar olan onu hiç işlememiş gibidir. İmza Allah elçisi. Peki, teşekkür ediyoruz aradığınız için. Çok sağ olun. Ben size teşekkür ediyorum. Var mı telefonumuz? Allah razı olsun. Sağ olun. Bir telefonumuz daha var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar hocam. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. Sağ olun. Ben Ankara Sincan'a arıyorum da. Mahallemizde bir mescit var. Burada cuma olur mu? Bazıları diyor ki Diyanet'ten beraat alması gerekir diyorlar. Bu konuyu bir açarsanız, yardımcı olursanız. Bir de mesela seyahat anında kaç kişiyle olur, olur mu olmaz mı, onları bir açarsanız çok sevineceğim. Cuma namazıyla ilgili, cuma namazının kılınışıyla ilgili olarak mahallede bir mescit var dediniz. Siz orada cumayı kılıyorsunuz öyle mi? Evet evet, bazıları da diyor ki olmaz diyor, Diyanet'ten beraat olmaz gerekir diyorlar. Yani bu konu hakkında bilgilendirirseniz. Evet, bazıları orada işte ufak olduğu için mescitte namaz cuma olmaz diyorlar. Evet. Dedi beyefendi. Bir de yolculuk esnasında mı dediniz? Kaç kişiyle cumayı kılabiliriz? Onu sordunuz evet, değil mi? Usulü nedir mesela? Otobüste bir yere gidiyorsun, orada mescid böyle mesela dinleme tesisinde. Böyle yerlerde cuma olur mu yani? Evet, seyahat ediyorlar diyelim ki hocam. Yok, efendim o olmaz. Yani. Olmaz. O otobüsle seyahat ederken onlar öğle namazını. Cuma namazı olmaz. Cuma namazını değil, öğle namazını kılarlar. Dedikleri yerde de cuma namazı kılabilirler ama işte o caminin bağlı bulunduğu müftülükten müsaade almaları lazım. Müftü bey de gelecek, bir sorumlu, yetkili bir cuma kıldıracak kişi görevlendirecek ve bunlar da huzur içinde cumalarını kılacaklar. Duydunuz mu hocamızı? Evet. Evet duydum hocam, duydum. Evet, ben bir sıkıntı yok. Mahalle sakiniyim de yani bu bilmiyorum yani müşrikten izin aldılar mı almadılar mı, bu konuda tereddütleri var da ben de soramıyorum şimdi, karıştırmak istemiyorum ortalığı. Evet, kim görevliyse, kim kıldırıyorsa herhalde ona sorabilirsiniz bunu. Zor bir şey de değil yani, değil mi hocam? Maksat nedir yani cuma namazında böyle bir nizah kavga çıkmasın. Evet. Devlet hakimiyetinin de bulunduğu güvenli bir yer olsun. Hı hı. Sen kıldıracaksın, ben kıldıracağım diye insanların birbirine düşmesi söz konusu olmasın. Devletin makamlarının haberi olsun. O yüzden müftülüğümüz vardır. İlgili ilçe müftülüğüne. Zor bir şey değil. Tabii, hiç zor. Peki. Değil. Normal olanı bu. Peki evet. Ali Bey, teşekkürler.
Ankara'ya selamlar. Sağ olun, hayırlı cumalar. Bir dakikalık çok kısa bir aramız var. Lütfen ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. Bir telefon daha alacağız. Fakat bir izleyicimiz şöyle yazmış. Eşim kanserden öldü. Ben kalan 3 çocuğumu büyütüp onunla buluşacağımız günü bekliyorum. Rabbim bizi cennette evli kılacak mı hocam? Elbette yani. İnşallah öyle olur. İnşallah. Çünkü cennette keder yok. Keder yok. Cennette keder yok. Üzün yok. Eşiyle birleşmesini istiyor. Elbette beraber olacaklardır. Ne güzel vefa. Yani eşim vefat etti. Hem de tedavisine gücümüzün yetmediği bir hastalıkla vefat etti. Üç çocuğumu büyütüp. Üç çocuğa bakıyor. Onunla buluşacağımız günü bekliyorum diyor. İnşallah öyle olacak. İnşallah. Evet, telefonumuz var. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Sağ olun. Evet. Ben mi varım şimdi? Yayındasınız şu anda. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Buyurun. Hocam ben şeyi sormak istiyordum. Bu yatsı namazının ilk 4 rekat sünneti var mı? Evet. İlk 4 rekat sünneti var mı diye soracaktım hocam. Ben bunu hadislerle aradım. Hiçbir yerde bulamadım. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de diyor ki her kim bizim şu işimizde ondan olmayan bir şeyi ihraz ederse o memnuttur, ateştendir buyurdu diyor. Buhari, Müslüm. Ben başka hiçbir hadiste bu yatsı namazının 4 rekat sünnetini bulamadım hocam. Hiçbir mezhepte de yok. Biz bunu kılıyoruz. Bu doğru mudur, yanlış mıdır hocam? Yatsı namazının sünneti. Yatsı namazının yani farzından önceki 4 rekat sünnet vardır. Hadis-i şeriflerde vardır. Gayr-ı müekket sünnettir. Elbette yapmakla sevap kazanırız. Bazen terk de edebiliriz. Böyle sıkışık zamanlarımız olunca gayr-ı müekket sünnet olduğu için elbette hadis-i şerifler vardır. Fıkıh kitaplarımızda, ilmihal kitaplarımızda bu namazların rekatları geçerken öyle ezbere gelişi güzel değil. Olmamıştır. Hepsinin kaynağı var, delili var ya. Evet. Evet. Başka sorunuz var mı? Hattan ayrıldı. Hocam, evet, duyuyoruz hocam sizi. Buyurun. Aradım. Sahih Buhari'de, Tirmizi'de olsun, Ebu Davud'da olsun, İbn-i Mecal'de olsun. İlmihal kitapları dedi hocam. İlmihale baktınız mı? Yani tabii bak biz delilleri tam kaynaklarından bulabilecek durumda değiliz. O ulema var ya, fukaha, onlar bizim için hazırlamışlar. Müekket mi, gayrimüekket mi, kuvvetli mi, değil mi? Onların hepsini hazır hale getirmişler. Onlar bu işe ömürlerini vermişler. Bu iş dediğim gibi gelişi güzel, hayali şeyler değildir bunlar. Evet. Ve hepsinin kaynağı vardır, delili vardır. Hep süzgeçten geçmiş. Tabii süzgeçten geçmiş. Evet. Çok değerli ulemanın eserlerinde böyle. Yani. Evet. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye selamlar. Bir telefonumuz daha var. Merhaba. Alo. Bu kez İzmir'den Haluk Bey arıyor. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Hayırlı merhaba. Günler. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Öncelikle. Sağ olun. Buyurun. Şöyle bir sorum var hocama. 82-83 yaşında yaşlı bir annem var. Evet. Biz 5 kardeşiz. 4 tane de ablam var. Evet. En küçükleri benim. Ve 46 yaşındayım. Hı hı. Ne yazık ki ablamlar anneme bakmıyorlar. Bakmadıkları gibi bir annemin kendine ait bir evi var. Daha önce bakıcı vardı. Bakıcılarla annem iyice sinir sahibi oldu. Aklı başında, herhangi bir problemi yok. Yani eli ayağı da iyi kötü tutuyor. Çok affedersiniz. Lavaboya kadar gidip gelebiliyor en azından. Evet. Fakat annemler anneme bir kaşık çorba dahi yapıp getirmiyorlar ve
Ve iki durak aşağıda oturuyorlar. Yani iki adım ötedeler. Peki bu dört ablanız için de mi geçerli? Dört ablanız için de mi geçerli? Yok, iki ablam iki durak aşağıda oturuyor. Bir tanesi İstanbul'da, hadi o uzakta, ama üçüncüsü de yine çok uzakta değil. Evet. Ve ne yazık ki gezmeye gelince en öndeler gidiyorlar, ama anneme gelince biz hastayız, yapamayız, şöyleyiz, böyleyiz. Ve bakıcılarla annemin başına gelmeyen kalmadı. Annem ne yazık ki, bunu üzülerek söylüyorum, evi dahi soyuldu yani. Evde ne kadar değerli eşya varsa alıp gittiler. Yani hiç olmayacak durumlar yaşandı. Ve ben şu anda işte 10 aydır ben bakıyorum anneme. Elimden geldiğince işten ayrıldım. İşten ayrıldınız. Evet, yani şöyle söyleyeyim, emekli oldum. Yani günümü doldurdum, fakat daha emekli maaşı almaya başlamadım. Anladım. Fazlasıyla, yani günüm fazlasıyla olduğu için artık ben de rahatsızım. Kalp hastasıyım, yüksek tansiyon var. Ve elimden geldiğince anacığıma bakmaya çalışıyorum. Ve artı 17 sene sonra da eşimden ayrıldım. Yani bu bir psikolojik bozukluğum da mevcut. Eşinizden ne zaman ayrıldınız Haluk Bey? 4,5 sene oldu. 4,5. Çoluk 4,5 çocuk, sene. Çocuklar? Çocuğumuz olmadı. Allah nasip etmedi. Çocuğunuz olmadı. Eşim de 17 sene sonra maalesef ki yeniden evleneceğim, çocuk sahibi olacağım diyerek beni terk etti, gitti. Çocuk sahibi olmak için ayrıldı yani sizden. Ben çocuk sahibi olmak istiyorum dedi, ayrıldı. Peki evet, şu an evet, şu an annenize siz bakıyorsunuz öyle mi? Evet. Anneme şu an ben bakıyorum ve yani çok üzülerek söylüyorum. Biz hepimiz öz kardeşiz, ablamlar. Fakat ben şunu sormak istiyorum hocama. İnsanlar dünyaya gelirken hani aynı karında yatıyoruz, aynı kanı taşıyoruz, aynı aile terbiyesini alıyoruz. Ve nasıl oluyor da çok üzülerek söylüyorum ki vicdansızlar. Yani vicdanları yok. Ben öyle onları addediyorum. Yani benim, çünkü benim de problemlerim fazlasıyla mevcut. Ben de rahatsızım. Artık benim de kendime ait bir evim var. Yani ben annemin yanında kalmak zorunda değilim. Kendi evime de dönebilirim. Ama vicdanen annemi bırakıp gidemiyorum. Çünkü anam başımın tacı. Onu kıyamıyorum hiçbir şekilde. Peki, ama onlar bu duyguyu yaşamıyorlar. Vicdanları maalesef ki yok. Peki onlar annenizi ziyarete geliyor mu Haluk Bey? Ziyarete 10 günde, 15 günde bir yarım saat, bir saat gelip gidiyorlar, o kadar. Yani size geliyorlar. Günde, bazen bir ayı geçiyor. Bazen bir ayı geçiyor. Bazen bir ayı geçiyor. O da yani iki gün önce mesela annem çok rahatsızlandı. Telefon açtım, annem çok hasta, çok kötü durumda dedim. Emin olun gelip bakmadılar dahi. Bakmadıkları gibi telefon dahi kaldırmıyorlar. Yani sormuyorlar bile annem nasıl oldu, ne bitti. Yani öz anneleri ve zamanında annem onlara saçını süpürge etti. Çocuklarını büyüttü. Ondan sonra dört dörtlük annelik yaptı. Kocalarına yani nasıl diyeyim, kocalarının kendi annesinin babasını yapmadığını benim annem babam onlara yaptı. Ama maalesef şimdi annemin adını almıyorlar. Bir kenara atmış durumdalar. Silmiş durumdalar yani adeta. Düşünmüyorlar ne oldu, Allah ne biter diye. Evet efendim. Ben Allah Allah. Bunu sormak istiyorum hocama. Yani ben bu kadar yani kendimi övmek gibi olmasın ama hani çok vicdanlı bir insanım. Çok üzülüyorum bu duruma. Ya zaten 5 yani kardeşsiniz. Şimdi şöyle Haluk Bey. Onlar nasıl böyle vicdansız olabiliyor? Hayır, 5 kardeşsiniz. Her birinde bir ay kalsa, her birinde 2 hafta kalsa, dönüşümlü olarak o kadar güzel olur ki böyle bir şey aslında. Ben de öyle söyledim. Dedim ki annemi 10'ar gün alalım. Alamayacak olan annemin yanına gelir kalır. Çünkü o herkesin durumu müsait. Evet. Ondan sonra ama maalesef anneme bir gece dahi kalmak lütfunda dahi bulunmuyorlar. Ondan İlginç. Sonra bir bardak çay vermediler annemin eline daha. Bir tülbentini yıkamadılar. Haluk Bey. Yani siz düşünün, ben bunu sormak istiyorum. Yani insanlar doğarken vicdan duygusu mu yükleniyor veya bu vicdan duygusu sonradan mı oluşuyor? Ben bu kadar vicdanlıyken, üzülürken, annemi bırakıp gidemezken onlar nasıl böyle olabiliyor? Bunu sormak istiyorum. Kaldı ki biz kardeşiz diyorsunuz. Peki. Haluk Bey, herkes imtihanda. Şimdi kardeşlerin imtihanı kaybetmişler. Şükür ki sen şu anda annene hizmet edebiliyorsun. Bu bir bahtiyarlıktır, bu bir nasiptir. Bu sana nasip olmuş. Anne başta tacımış, her derde ilacımış.
Bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş. Duaul valid li veledihi ke duain nebiyye li ümmetihi. Ananın babanın evladına duası peygamberin ümmetine duası gibidir. Yani o kadın dünyadan ayrıldıktan sonra onlar yansalar, yakılsalar da bu fırsatı, bu devleti bir daha da bulamazlar. Yaratan Rabbimiz bakın, yani bize öyle güzel şeyler hatırlatıyor ki, siz deyiniz ki diyor, ya Rabbi benim için yemeyip yediren, uyumayıp uyutan annem, babam bugün himayeye muhtaç hale geldiler. Onlar beni himaye ettiği gibi sen de onları himaye et ya Rabbi diye onlar hakkında dua ediniz diye buyuruluyor. Yani onların duasını almalı. Onlar dua edemese bile onların sağ kaldı ki Rabbimiz bir hadisi kutsiydi öyle. Yani dua, beli bükük yaşlılar olmayaydı. Süt emen yavrular olmayaydı. Ot yayılan hayvanlar olmasaydı bela yağmurları yağardı. Onlar para töner gibidir. Hele o yaştaki bir anneye hizmet etmek bir nasiptir, bir şereftir. Yani bu bir imtihan diyorsunuz hocam. Ablaları bu imtihanda kaybeden tarafta şu anda. Ablaları kaybediyor. Evet. Ama bu kendisine nasip olmuş. Vay niye onlar yalnız bana bırak? Onları suçlamayı bırak. Ben gücüm nispetinde anacığıma hizmet edeceğim. Cennet de anamın ayağı altındadır. Yani evlatlar şunu bilsinler. Analarının, babalarının ellerini, ayaklarını öpsünler ya. Yarın onlar hayattan gittikten sonra yansalar, yakılsalar da o serveti, o fırsatı bir daha yakalayamazlar. Peki Haluk Bey, anneniz ne diyor bu duruma? Annem de kızlarına her dakika, bazen tabii çok üzüldüğü dakikalar oluyor, benden 5 beter olun diye beddua ediyor. Her dakika, yani üzüldüğü dakikalar, her dakika ya. Benden 5 beter olun. Siz de kadınların eline düşün. Siz de benim yaşadığımın 5 mislisini yaşayın diye bedduada bulunuyor. Kızları çok üzülüyor, için beddua çok ediyormuş zaman annesi de hocam. Yani işte çünkü bunlara layık değil ve şu an bile ağlıyor. Şu an bile dinliyor hocam. Ha, şu an takip ediyor anneniz bizi yani. İzliyor yani şu anda. Ya ama siz de hayır duasını aldınız ama, herhalde alıyorsunuz. Ama bak yani ben hanımefendinin ellerinden öpüyorum, saygılar sunuyorum. Gel beddua etmesin, onlar evladıdır. Yüreği yanar, yarın onların ızdırabına kendisi de dayanamaz. O yüzden ananın bedduası derhal yıldırım gibi çarpar yani. Zaten şu anda bak gelmeyişleri sanki bir bedduaya konu olduklarının sanki bir belgesi gibidir. Ama yine de ben annemizden dileğim, ricam beddua etmesin diyorsunuz. Beddua değil yani. Dua edelim. Milletimize dua edelim. Devletimize dua edelim. Yani birbirimize dua edelim. Bu bir imtihan, kaybeden tarafta olmayalım diyorsunuz hocam. Peki. Teşekkür ediyoruz. Annenin ellerinden öpüyorum ben de. Selamlar, dua bekliyoruz. Teşekkürler, hayırlı cumalar. Sevdiğini söylüyor. Sevdiğini söylüyor. Evet. Ve çok selamlar söylüyor efendim. Teşekkürler, sağ olun. Evet, ne hayatlar, ne acılar var hocam. Tabii efendim. Hayat, imtihan. Ama fırsatları zamanında değerlendiremiyoruz. Yani nefis fırsatları zamanında değerlendiremiyoruz. Anne gittikten sonra yan yakıl, onun bir kıymeti yok. Yani. Zamanında değerlendir onu. Değil annen, bir başka kadın olsa dahi bu fedakarlığı göstermeli değil mi ya? Allah aşkına ya. Ya. El olsa dahi bu ya, fedakarlık gösterilmeli. Hadis-i Şerif'i okudum ya yani. Allah, yaşlı Müslümana saygı Allah'a saygıdan gelir. Evet. Alo. Hayırlı cumalar, hoş geldiniz. Kahramanmaraş. Alo, hayırlı cumalar, selamun aleyküm. Hocama selam. Benim iki sorum olacaktı efendim. Hemen buyurun, sorularınızı alalım daha doğrusu. Hocam birinci sorum,
jiletle sakal tıraşı olmanın günah ve haram olduğu söyleniyor. Birçok internet sitesinde de yazıyor. Bu doğru mudur? Ne derece sahihtir? Birinci sorun buydu efendim. Evet, jiletle tıraş olmak haram mıdır? Haram olduğu söyleniyor, rivayet ediliyor dedi. İlk sorunuz bu. İkinci sorunuz nedir? İkinci sorum efendim, kardeşim biraz aksi olması nedeniyle miras yüzünden annemle beraber kalıyorlar. Beni annemin yanına girdirmiyor, sokmuyor. Annemle konuşmamı istemiyor. Annem de ondan taraf olmak zorunda kalıyor muhtaç olduğu için. Benim annemle konuşmamam günah mıdır? Giremiyorum zaten. Annem de ondan taraf olduğu için, bana pek yakın davranmadığı için konuşmuyorum. Günah mıdır? Onu soracaktım. Peki acaba. Siz hatta kalın, hattan ayrılmayın. Reklamlara gireceğiz. Çünkü reklamlardan sonra yeniden birlikte olacağız. Evet, yeniden birlikteyiz. Bir izleyicimiz aradı. İki tane soru sordu. Attım acaba? Tekrar duyalım soruları. İlkini anladık. Sakalları tıraş etmeyle ilgili doğru olarak sordu. Hatta mısınız? Hatta mı izleyicimiz? Diğeri mirasla ilgiliydi. Onu tekrar sormak istiyoruz. Çünkü detaylandırmamız gerekiyor cevap doğru için. Hattan ayrıldı sanırım. Peki bağlandığına tekrar dönelim. Sizin sorularınız var. Buradan soru alacaktık. Evet. Sizin sorunuz nedir? İyi günler hocam. İyi günler efendim. Zekatlarımızı elle mi vermek lazım yoksa yolluyoruz mesela? Kabul olur mu bunlar? Zekatı bizzat vermemiz icap eder mi? Bizzat bizim vermemiz icap eder mi? Anladım efendim. Peki. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi efendim zekatı illa bizzat elimle vermek diye bir şey yok. Ama akrabadan başlayarak, ihtiyaç sahibi akrabadan başlayarak kendimiz bizzat elimizle verebildiğimiz gibi güvenli bir vekil aracılığı ile de verebiliriz. Ama erkek veya kız kardeş, öyle başlamalıyım bakın, çok önemli. Biz çok defa akrabayı ihmal ediyoruz. Yani akrabayı ihmal ediyoruz, başka yerlere veriveriyoruz. Halbuki eğer akrabamıza versek onlar abad olacak ve onlardan da bir kırgınlık, bir haset gelmeyecek. Ama vermediğimiz için bir soğukluk, bir haset de oluyor. Demek ki erkek veya kız kardeş, sonra bunların çocukları, sonra muhtaç amcalar, halalar, bunların çocukları, sonra diğer akraba, komşular ve meslektaşlar. Ama elimle veririm, ama güvenli bir vekille. Zekat alanın onuru zedelenmemeli. Veren başa kalkmadan ve eza etmeden vermeli. Rabbimiz bakın esasla. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarını Allah yolunda kullanıp sonra da bir başa kalkma veya bir sıkıntı vermeyen kişilere Mevla katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur, keder yoktur. Şu ayeti de okuyayım, söz buraya gelmişken. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Allah'ın hoşnutluğunu umarak, gönlündeki imanı duyarak, bizim verdiğimiz şeylerden bizim yolumuzda harcayanlar yok mu? Yüksek bir yere bağ yapan kişi gibidir. Bol yağmur alır ve bol ürün verir. Bol yağmur almasa da çiğ olur, şebnem olur ve böylece bol ürün almasına sebep olur. Aynen buna bakın şunu, herkesin anlayacağı dilden yani Allah yolunda harcadığım para nasıl bereketleniyor? Hasunu envalekum biz zeka, mallarınızı zekatla sigortalayın, hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin, imza evet. Allah herkes. Hocam bir sorudan soracaktım. Hocam şimdi bu zekatımızı verdik, bu alan kişi
namaz kılması yahut da... Ya Müslüman olması yeter. Müslüman olması yeter. Müslüman olması yeter. Peki evet. Biraz evvelki izleyicimiz yeniden hatta, tekrar ikinci sorusunu duyalım. Merhaba evet. Yeniden. Merhabalar Muhsin Biz Bey. İkinci, aleykümselam. İkinci sorunuzu reklama gittik. Tekrar duyabilir miyiz? Evet. Necmettin Hocam'a ikinci sorum. Benim erkek kardeşim eşimi uzun süreden beri istemiyor. İstemedi yani bizim ailemize katılmasını. Dolayısıyla babam vefat ettikten sonra da eşimin gelmemesi şartıyla eşinden boşan diyor, evimize öyle girebilirsin diyor. Annemle görüştürmüyor. Annem de mecburen yardıma muhtaç olduğu için kardeşim baktığı için ondan taraf olmak zorunda oluyor, ondan taraf oluyor ve görüşmemizi istemiyor kardeşim, annemle konuşmuyoruz. Bu günah mıdır? Konuşamıyoruz zaten, kardeşim yanaştırmıyor. Yani sırf eşinizden dolayı. Eve her gidişimde, annemin yanına her gidişimde kavga çıkarıyor, huzursuzluklar oluyor. Yani olayların büyümemesi maksadıyla ben de annemin yanına gitmiyorum. Peki eşinizi niye istemiyorlar? Eşinizi niye istemiyorlar? Eşimi istememesinin sebebi işte annem de daha önce başka biriyle evlenmemi istemişti akrabamızdan. Ben de sevdiğim insanla evlenmek istemiştim. O nedenle yani. Bundan çok dolayı da... Yanlış efendim. Evet yani, çok yanlış ya. Yani ben bu gelini istemiyorum. Sen bizim istediğimizi almadın. Evet. Bunlar ne kadar cahilce şeylerdir yani. Hocam sen bizim istediğimizi almadın. Dolayısıyla biz de senin çok, aldığını çok istemiyoruz. Ya hadi öyle oldu, böyle oldu. Evlendi. Evet. Adam diyor ki gönül kimi severse güzel o. Ben o karar verdim. Karar verdikten sonra, eşi olduktan sonra ailemize girmiştir, akrabamız olmuştur. Ben şimdi annemi esirgerim, annemi ziyaret ettirmem. Çok yanlış. Cehalet var ya, cehalet. O yüzden işte şu programlara bir mektep gibi olmalı, bir ilim irfan ocağı olmalı. Biz bunları durmadan demek ki tekrar edeceğiz. Bakın en basit, en temel şey de cahillik ediyoruz. Sevabı en çabuk olan şey sıla-i rahim. Akraba münasebetinin devam ettirilmesi. Allah'ın rahmeti sıla-i rahim üzerinedir. Sevgi üzerinedir. Yardımlaşma, dayanışma üzerinedir. Allah'ın gazabı da bu türlü alakayı kesmeler üzerinedir. Akrabayız. Birbirimizi ziyaret edeceğiz. Birbirimize yar ve yardımcı olacağız. El eli yur. Eller birleşir, yüzüyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Peki, evet. Teşekkür ediyoruz. İlk evet. Sorunuzu cevabını alacağız öteki hocamızdan. Sorusu da efendim yani... Tıraş, sünnet sakal bırakmak. Sünnet diyen ulema vardır. O zaman sakalı koymamış, çiletle kestirmiş olursa büyük günah işlemiş olmaz. O yüzden yani demek ki ulema arasında ayrı ayrı görüşler vardır. Hiç kesemez diyen vardır. Yani sünnettir, kesmesiyle haram işlemiş olmaz diyen de vardı. Peki, evet, bir telefonumuz daha var. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Benim buyurun. İki tane sorum vardı size hocam. Buyurun. Biz Recep ayında nasıl oruç tutmalıyız? Recep ayında nasıl oruç tutmalıyız? İkincisi de ben Allah'ın 99 ismini ezberledim. Bunu her sabah zikrediyorum. Fakat anlamlarını bilmiyorum. Bunun bana ne kadar sevabı vardır? Allah'ın 99 ismini ezberlediniz. Lakin anlamlarını bilmiyorsunuz. Anlamlarını ezberleyemedim henüz. Evet. Ama her sabah zikrediyorum. Ne kadar faydalanabilirim? Evet. Hanımefendi, ben teşekkür etmek istiyorum. İki sorusu da yani bizim zaten söylememiz gereken şeydi. Bize vesile olduğu için ben hanım kardeşimize teşekkür ediyorum. Evet, değerli konuklarımız, muhterem seyircilerimiz, önümüzdeki perşembe, yani zannederim... Cuma gecesi yani öyle denir değil mi? Cuma gecesi işte, evet. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece Regaib kandilidir. Evet. Ama Recep ayının biri zannederim 30'unda. Yani 30 Nisan günü. Öyle değil mi? Evet. Perşembe.
Ama perşembe şeydir efendim, regaib kandili. Evet. Perşembeyi cumaya bağlayan gece regaib kandili. Şu anda biz de o gün hangi camide olacağız, o programımızı inşallah duyururuz hocam. Olsak duyururduk. Evet. O yüzden ama ayın ilk günlerinde, ama 13, 14, 15'inde, ama pazartesi, perşembe şeklinde Recep ayında tutabiliriz. Recep-i Şehrullah ve Şaban-ı Şehri ve Ramazan-ı Şehri ümmeti. Efendimiz böyle buyurmuş. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellegna Ramazan. Ya Rab, Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle. Bizi Ramazan-ı Şerife ulaştır. Recep Allah'ın ayıdır. Eşhur-u hurumdandır. Yani cahiliye döneminde bile silahlar susarmış. Bıçaklar kınına girermiş. Babasının hasmı rastlasa başını yıkar geçermiş. Bir barış ayı olurmuş. Sulh, sükun ayı olurmuş. Demek ki Eşhur-u hurumdan bu Recep ayı. Böyle şeyleri bir hazırlık yapalım, kusurlarımızdan tevbekar olalım, Allah'a karşı bir nefis muhasebesi yapalım diye bu mübarek aylar yine geliyor. Demek ki pazartesi, perşembe tutabilir. Pazartesi, perşembe olabilir. Oruçlarını. Yani başında, sonunda olabilir. Başında, veya sonunda. 13, 14, 15. günlerinde olabilir. Tamamını tutmak isteyenler varsa. Tamamını, aleyhülala. Aleyhülala diyorsunuz. Böyle bir mecburiyet, evet, yok. Evet. İlla 3 ayları devamlı oruçlu geçireceksin diye bir şey yok, ama kitaplarımız ne diyor? Salihlerin adetlerinden diyor. Hmm. Yani bir zaman Saraybosna'ya gitmiştim. Aliya İzzet Begoç, o mübarek insanın kadınlar kolunun başı Suade Hanım bizi davet etmişti. Biz de orada güzel bir cami yaptırdık yani. O hanımın daveti üzerine havaalanında beni uğurluyor bu tarafa, ama bize çay ikram etti. Suade Hanım, siz içmiyorsunuz dedim. Arkadaşı dedi ki, bugün Recep ayının biri. Biz seferiyiz dedim. Arkadaşı dedi ki, geçen sene İstanbul'da geçirdi 3 ayları, geçen sene 3 ayları tuttu. O da seferi. Ya İstanbul'da olduğu halde hem 3 ayları kaçırmıyor. Allah Allah. Yani demek bir mecburiyet yok 3 aylar boyunca. İlla oruç tutacağın diye bir mecburiyet yok. Ama Efendimiz Recep ayında oruç tutarmış, Şaban ayında biraz fazla tutarmış. Ramazan'da da zaten mecburiyedir, evet, farzdır. İkinci sorusu Allah'ın isimleriyle ilgili. Hocam 99 ismini ezberledim, okuyorum, zikrediyorum. Lakin anlamlarını daha öğrenemedim dedi. Yani hadisi kutsi'de buyuruluyor. Esma-i Hüsna'yı sayan dekalel cenne, cennete girer. Yani Allah'ın güzel isimleri hakikaten o kadar güzel ki, o kadar güzel. Yani biricik sevgili Allah'ın isimlerini anmaktan daha huzur veren, şu stresim, bunalım, sıkıntım var diyenler var ya, böyle yapsa. Bak, hanımefendi azmetmiş, 99 ismi öğrenmiş. Yani benim tavsiyem şu ki, hani doktorlar ilaç tavsiye ederler ya, her gün şu ilacı şu şekilde kullanacaksın diye. Ben derim ki her gün bir isim veya iki isim, 90 gün, 3 aylar boyunca. Bugün Allah'ın isimlerinden mesela Lafzayı Celal, Allah ismi bütün isimleri toplar. Allah'ın bütün sıfatları. La ilahe illerrahman, Rahman'dan başka Tanrı yoktur desem iman etmiş olmam. La ilahe illallah. Allah'tan başka, Allah sözü Allah'ın bütün isimlerini içerir. Mesela bakın, bir El-Vedud. El-Vedud ne demek? Yegane sevgili, sevilmeye layık olan, sevgisinde vefa olan. Yahu bunu ya Vedud ya Allah, ya Vedud ya Allah. Ey biricik sevgili, yegane sevgili derken
herhalde onu sevmeye başlarım. Onu tanımaya başlarım. Yani bana hayat verdin, hidayet verdin, sıhhat verdin, afiyet verdin. Cihanı benim hizmetime verdin Rabbim. Sen yegane sevgilisin. Yarı bakisin, yarı hakikisin. Evet. Devam edeceğiz hocam. Reklama gidiyoruz. Tamam, reklamlardan sonra yeniden buradayız. Evet, cuma sohbetleri devam ediyor sevgili izleyenler. Ne oldu, korktun amca? Yok. Ben şimdi oyandım. Şaşırdı. Kusura bakma, hakkını helal et. Korkuttum seni birden. Evet, misafirlerimizin yoğun soruları var. Ben de o yüzden aralarına oturdum. Hocam, telefonlar var. Ondan sonra da misafirlerimizin sorularını alacağız. Kimlerin var buradan soruları? Sizin var. Önden var. Sizin de var. Bayağı soru var. Peki. Buradayım yani, korkmayın. Alo, hoş geldiniz. Hatta mı izleyicimiz? Selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar hocam. Hocam, benim babamla ilgili problemlerim vardı ya hocam. Biz 5 kardeşiz, 25 senedir evli. Yani şimdi başka bir kadınla birlikte problem yaşıyoruz, ediyoruz. Hı-hı. Çocuklarını bıraktı, etti. Hı-hı. Ne yapmamız lazım? Büyü yapıldı diyorlar. Yani görenler de büyü yapıldı. Bu adam bu kadar olmaz, bu kadar problem yaşattırmaz size diyorlar. Kaç yaşında babanız? Kadına bağlandı kaldı. 50 yaşında hocam. Babanız 50 yaşında. Siz kaç yaşındasınız? Ben 26 yaşındayım. 26 yaşındasınız. Anneniz peki? Annem de 46 yaşında falan. Hayır, şu anda beraber değiller mi anne baba? Şu an anne baba beraber değiller. Hı. Baba başka kadınla beraber kalıyor, nikahsız. Yani böyle bir şey yaptı. 5 tane evladını bıraktı. 3 tane de onlardan küçük çocukları var. 1-2 yaşında filan. Ne zaman oldu peki bu? Birkaç sene önce mi oldu? Yok. 4 sene önce oldu hocam. 25 yıllık annemle evliler. Evet. Arkadaşları filan da diyor işte büyü yapmışlar bu adama. Yani biz de korkuyoruz, acaba araştırmasına bile gidemiyorum. Büyü olsa bile ben ne yapabilirim? Yani günah mı bozdursam, duayla bozdursam, bir hocaya gitsem, etsem. Annem de beddua ediyor burada, çok üzülüyor. Peki yani babanızla şu an irtibatta mısınız? Yani sağlıklı bir şekilde görüşüyor musunuz? İletişim devam ediyor mu babayla? Evet, irtibattayız hocam ama bizi çok üzüyor işte. Sizi üzüyor. Eve de dönmüyor. Yani hiç arayıp biz aramasak o hiç arayıp sormayacak. Yani biz de babalık hakkı diye onu arıyoruz, onun üstüne düşüyoruz. Evet, ama siz de böyle de olunca ne aramak istiyoruz kardeşler olarak, ne sormak istiyoruz. Yani çevrenizdekiler de bu adam böyle bir adam değil ama buna kesin büyü yaptılar. Bundan dolayı bu hale geldi diyorlar. Öyle mi çevrenizdekiler? Evet, aynen öyle diyorlar. Arkadaşları, yakın arkadaşları, amcalarım. Evet hocam. Büyü nasıl yapıldı Muhsin Bey? Ben büyü şöyle oldu. Korkarım o kadın fazla ilgi gösterdi. Kime? Ya bu babasına, delikanlının şimdiki, babasına. Şimdiki, evet. Babasına güler yüz gösterdi, tatlı dil gösterdi. Yani böyle tam cicim zamanları oldu. Öyle olunca, tabii bu tarafta kırgın, öfkeli ya. Burada soğukluk var, orada sıcaklık var. O yüzden adam büsbütün oraya kaydı gitti. Şimdi büyüyü bozmanın yolu, Bu delikanlı büyüklük gösterecek. Babacığım, yani yakışmıyor babacığım. Bak şimdi hepimiz büyüdük, evlenme çağına geliyoruz. Bu bizim ailemiz için de bir eksiklik olacak, kusur olacak babacığım. Ellerimi öperim babacığım. Diyorlardır bizim belki. Diyor musunuz hocamızın bu söylediklerini babanıza söylediniz mi? Biliyorum hocam, ablam da, ben de, büyük ablalarım da var. Kanada'daki ablam da. Yani öyle bir şeyler söylüyoruz ki biz konuşacağımız her şeyi, hakkımıza düşen her şeyi söylüyoruz. Baba yapma, bak kaç yıllık evliydim, 5 senedir kadınla berabersin.
yani annemi üzme, gel evine dön, et, her şeyi söylüyoruz, ediyoruz ama hiç anladığı bir şekil yok. Ya çok, çok. Yani ne yapacağız biz de bilmiyoruz. Çok yazık tabii tabii. Babası açısından da o kadar acı ki bu ne sorumsuzluk yani. Şu ayetleri okuyayım. Estağfurullah. قُلْ اِنَّ الْخَاسِر۪ينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَاَهْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ En büyük ziyana uğrayanlar, büyük mahkemede kendilerini, eş ve çocuklarını ziyana sokan insanlar, yani şu evlatlarının, eşinin kendinde hakkı var. Nasıl, ne vurdum duymazlık, ne sorumsuzluk bu? يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَاَهْل۪يكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ Ey müminler, yakacağı insan ve taş olan cehennem ateşinden kendinizi, eş ve çocuklarınızı koruyunuz. كُلُّكُمْ رَائِنْ وَكُلُّكُمْ مَسُولٌ عَنْ رَائِيَةٍ Hepiniz çobansınız, sürünüzden sorumlusunuz. Şimdi bu babası, ya râiye su, kötü çoban, eti yedin, sütü içtin, sürüyü kurda kırdırdın. Bu hitaba nasıl maruz kalmak ister? Nasıl göze alır bunu? Yani o onun açısından böyle tablo acı. Ama bunlar da yapabilecekleri yine devreye aklı başında yakınlarını da girdirmek suretiyle anneleri, kendileri dediği gibi anneleri de yine kadınlığını kullanarak kocayı eve döndürmeleri bunlara düşen görevdir. Büyüyü bozmanın yolu böyledir. Yani babalarıyla irtibatı kesmeyecekler, evet, çocuklar, doğru. Evlatlar. O yoldan çevirmeye çalışacaklar, döndürmeye çalışacaklar diyorsunuz doğru hocam. Efendim. Peki var mı başka sorunuz? Hocam her şeyi yapmamız lazım. Yani büyüyle falan uğraşmamamız lazım. Bizim babamıza yönelmemiz mi lazım? Yani annem de yani çok şimdi, sıkıntılı. Bak, hocam çok özür dilerim. Şimdi şöyle bir durum var. İkidir aynı şeyi söylüyor beyefendi. Şimdi çare bulunamayınca iş hocam büyü meselesine bak, varıyor. Evet, Muhsin Bey dediğin tehlikeyi iyi tespit ettin. Evet. Şimdi bir hocaya gidelim. Artık yani o yolu arıyorlar tırnak şu anda. İçinde hoca. Evet, evet. Yani hoca filan değil işte. Ondan sonra o diyecek ki büyü yapılmış, hem de papaz büyüsü yapılmış diyor. Papaz büyüsü yapılmış. Yani öyle çok çok para ister bu filan derken yani ondan sonra oldu olmadı. Hadi bir de şuraya gidelim. Kim yaptı kim yapmadı? Yani kumsala düşen insanın debelendiği gibi büyüyü kendi bozacak. Nasıl bozacak? قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ surelerini okuyarak, ayet-el kürsüyü okuyarak büyüyü bozacak. Ya Rabbi hanemize güzellik ver, iyilik ver. Şayet birileri böyle ve min şerrin nefâsâti fil ukad. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden sana sığınırım ya Rabbi. Büyülerin, büyücülerin şerrinden sana sığınırım demiş olacak. Bu kendisidir. Yani büyüyü bozmak için bir başka kapıyı çalmaya gerek yoktur. Bu yanık yüreğiyle قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ve ayetel kürsüyü okuyacak. Hocamızı duydunuz. İnşallah bu Allah razı olsun. Tavsiyeleri değerlendirirsiniz. Peki. Allah sabırlar versin diyoruz. Sağ olun. Evet, bir telefonumuz daha var. Merhaba. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Alo. Buyurun. Hayırlı cumalar. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Ben hocama bir arkadaşım adını aradım da. Arkadaşım iki evlilik yaptı. Bu evlilikte çocukları var. İlk evliliğini 15 yaşında yaptı. Yani iki eşi de alkolikti. Sürekli içki içiyordu. Şimdi ikinci evliliğinden üçüncü şeyine kaçtı, sevgilisine. Şu an onda bir bebeği var, nikahsız, imam nikahsız yaşıyor. Yani evet. Şey nedir bu, hükmü nedir? Şimdi bu yani o kadar, nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. O kadar karışık bir şey ki, durum ki yani anlamakta bile zorlanıyor. Şimdi 15 yaşında evlendi dediniz, sonra tekrar
İkinci evliliğini yaptı. Sonra ikinci evliyken başka üçüncü başka birisine gitti, sevgiliye gitti dediniz. Doğru mu anladım? Aha, evet. Kaç yaşında bu şahıs? Şahıs 39 yaşında. 39 yaşında. Evet. Hocam. Ama hiçbir kocasından sevgi görmedi. Hiçbiri bakmadı ona. O da üçüncü şahısta buldu sevgiyi. Onunla kaçtı ama şu an bir bebeği var. İmam nikahı falan yapamıyorlar. Çünkü boşanma aşamasında. Şimdi resmi olarak evli zaten değil mi hanımefendi? Aha, evli. Ha, evli. Resmi olarak evli hanımefendi ama bir başkasına kaçtı dediniz. Evet. Ve ondan da bir bebeği olacak. Bir bebeği oldu. Oldu. Hı hı. Peki niye boşanmadılar? İşte bir anda olmuş, o yüzden öyle olmak zorunda oldu. Yani kaçtılar o yüzden. Şimdi eşi de bunu biliyor öyle mi? Biliyor, eşi biliyor. Eşi de biliyor. Böyle bir durum var hocam. Ne söylenir? Yani evet hanım kardeşimiz böyle bir acı tablo. Tabii bu vesileyle şunu söyleyelim ki nikahlı bir hanım bir başkasıyla evlenmesi asla caiz değildir. Yani. Haram. Evet, öyle. Yani caiz değildir. Yani boşandı mı? Boşanmamış. Yani öyle olmaz. Yani hatta boşanacak, boşandı veya eşi öldü, iddet müddeti bekleyecek. Yani iddet müddeti beklemeden de derhal hemen evlenelim, öyle de olmaz. Yani bütün bunlar hocam yanlış. Böyle bir durum vardı madem değil mi? Önce ayrılın, konuşun, boşanın, mutlu değilseniz. Doğru. Ondan sonra o söylediğiniz süre var galiba. Dinen beklenmesi gereken bir süre var. Tabii 40 süre. 40 gün mü hocam o? 3 ay mı? 3 ay. Boşananlar 3 temizlik müddeti, eşi ölmüş olan 4 ay 10 gün. Evet. Eğer 4 ay 10 gün içinde hamile olduğu anlaşılacak olursa bu sefer doğuma kadar. Hmm. Doğuma kadar. Yani demek bir 4 ay 10 gün bekleme. 4 ay 10 gün beklemesi icap ediyor. Evet, eşi ölen için. Evet. Evet. Şu anda hanımefendi haram işlemiş oldu yani. Öyle oldu. Yani haram işlemiş. Nikahlı olduğu halde bir başka erkekle beraber oluyor. Yanlış bu. Alo. Evet. Yani bu ana ben abdestsiz namaz kıldım da oluyor diye bir mesele var ya, abdestsiz namaz olmaz böyle nikah olmadan bir başkasıyla nikahlı olduğu halde diğer biriyle sanki nikahlı gibi olmaz. Evet buyurun hanımefendi. Ali hocam ama ikinci eşi çok küfür ediyordu, çok içki içiyordu. O yüzden hiç bakmıyordu ona yani. Hiçbir şekilde bakmıyordu. İyi de boşansaydı o zaman hanımefendi. Ayrılsaydı. Boşanamadı. Bu üçüncü olan şahıs yani bakıyordu o kişiye. Yani ikinci eşi sürekli onu arayıp eve şunu getir, bunu getir diyerek onu eve alıp o karısıyla da hiçbir şekilde onu engellemiyordu yani karısıyla konuşurken falan. Yani eşi de ayrı yanlışlar yani yapıyor. Olan. Yanlış üstüne yanlış hep söylüyorsunuz hocam. Yanlış, bir yanlış bir başka yanlışı getiriyor. Yani ben sanki karanlık, karışık rüya görüyorum gibi geliyor. Hocam ben yani. Anlatırken o yüzden dedim evet, yani o kadar doğru. Karışık ki. Evet peki. Peki. Hocamız cevabı verdi esasen. Bu haramdır. Tabii bir haramdır. Doğru değildir. Bari yanlıştır. Normale dönsünler hemen. Evet. Nasıl olacak? Yani varsa bunun bir yolu tabii. Normale dönülmesi icap eder ama evet, işlenen doğru. De ortadadır. Haramdır dedi hocamız. Tabii, sorunun cevabını almış oldunuz. Bir şey daha sorabilir miyim? Evet. Peki bu bebeği oldu bu kişiden nasıl olacak bu? İşte meşruiyete dönme yolu aramalı. İşte yani hocam şimdi. Biraz evvel dedi ya hani bunun tamam. Bir yolu varsa, meşru tabii, zemine tabii. Çekilme yolu varsa... yanlışı doğruya çevirme. Evet, yanlış nasıl doğruya gidebilecekse tamam. O yolu aramak, bulmak gerekiyor. Şimdi bunlar ne zamandır mesela eşiyle boşanmamış hala değil mi? Başka birisinin yanında. Evet. Eşiyle boşanmadı hala. Kimileri var işte önümüzdeki ay. Madem öyle onun da artık benim eşim değil demesi lazım onun da. Beyefendinin de. Ya yani öyle demesi lazım. Parayı istedi karşılığında. Onun da öyle demesi lazım. Peki karışık bir durum var ortada. Peki bu arkadaşım nasıl tövbe edebilir? Yani bebeği de var, günah mı acaba? Çocuğun bir günahı var mıdır? Nasıl tövbe edebilir arkadaşım?
günah işlediyse elbette, af olur mu? Elbette. Niye soruyorum. Olmasın? Her günahın tevbesi olur. Bu kızımız burada bir yanlış yaptı. Bari hiç olmazsa şimdi o devredeki o ikinci delikanlı ben boşadım dese de bunlar bu yanlışı doğruya çevirme teşebbüsüne girseler tevbekar olacak tabii. İlaç bu, başka yok. Esasen sormak istediği de o. Yani bu günahından nasıl tövbe edebilir? Ne yapmalı? Senin emrine aykırı hareket ettim. Affını diliyorum diyerek Mevla'nın kapısını çalacak. Evet. Ve çocuk da tescil edilecek değil mi? Yarın resmi kayıt da olacak yani. Evet. Evet. Peki efendim, aradığınız için teşekkür ederim. Alo. Buyurun. Bebeğin bir günahı var mıdır? Bebeğin günahı var bebeğin, mıdır? Bebeğin sorun. Hiç günahı yok. Bebeğin günahı yok. Ama bebeği de bir an önce bunlara akli etmeden hemen bari normale dönsek de yani bu anormal o ortamda bebeğin de geleceği karanlık olmasa değil mi hocam? Tabii, normale tabii, dönse tabii, de bu iş. Tabii, doğru. O bebeğin de geleceği kararmasa. Doğru. Karanlık olmasa. Peki, teşekkürler aradığınız için. Sağ hayırlı olun, cumalar. Evet, bu tür telefonlar biraz bizi rahatsız ediyor, biraz sıkıyor. Fakat hocamızla da biz program haricinde de sohbet ediyoruz. Bu tür telefonlarda hocamız da rahatsız oluyor, ben de rahatsız oluyorum ama hocam da şunu söylüyor. Yani bu tür telefonlar bazen de fayda da sağlıyor. Yani evet, fayda sağlıyor. Olmaması için fayda sağlıyor. Tekrar elbette yaşanmaması ya için fayda sağlıyor. Muhsin Bey, bırakın alalım. Biz gereken cevabı veririz diyor çoğu zaman doğru, hocam. Doğru, doğru. Bunu da belirtelim. Doğru. Ama rahatsız olduğumuzu da söyleyelim bu tür telefonlarda. Peki, kimlerin sorusu vardı? Var mı telefonumuz? Sizin sorunuz var. Buyurun. Hayırlı cumalar yakın, hocam. Ben tutayım mikrofonu, evet. Ben 10 sene önce eşimi kaybettim. 2 tane yetim çocuğum var. İkisini de büyütüyorum. Bir tanesi okuyor 13 yaşında, bir tanesi 24 yaşında. Oğlumdan biraz şey çektim ama şimdi düzelmenin yolunda, Allah bin kere razı olsun. Yani eşim için ben her aldığım aylıktan veriyorum, sadaka veriyorum. Dua ediyorum, her sene Kur'an'ını okutuyorum. Her zaman da dua ediyorum, Rabbim diyorum, günahlarını affetsin diyorum. Ama şimdi güzel de aldığın para seni bir kere rahat geçindiriyor mu? Bak sizin buradaki rahatınız, huzurunuz da ona ikramdır. Yani sen elinde imkanın müsait olmadığı halde yardımlar yapıyorum onun namına. Bu bir vefakarlık, bu güzel, takdire şayan da. Yani en iyi yardım da size. Yani şimdi siz bir kere rahat hayatınızı sürdürebilirsiniz ya. Oğlum çalışıyor, oğlum da yardım ediyor babası için. Ben de elimden geldiği kadar, yani gücümün yettiği kadar, yani istiyorum. O bizi rahat içinde bıraktı, biz de onu rahat ettirmek yani istiyoruz. Ne vefa ya, aman ya Rabbi. İyi oldu, teşekkür ederim. Yani biraz kasvet veren, sıkıntı veren olayın üzerine iyi ki bunu anlatıverdin. Evet. Bakın bu da güzel bir vefa. Eş gidiyor, aradan yıl geçiyor ama devamlı askerdeki oğlumuza haçlık gönderir gibi zaman zaman ayrılan eşine, vefat etmiş olan eşinin namına sadakalar. Bu da çok güzel vefa. Evet. Evet. Hocam devam edeceğiz. Bir dakikalık, sadece bir dakikalık tamam. Çok kısa bir aramız var. Lütfen ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. Siz soracaksınız ama hocam cevapladı zaten. Evet. Şey daha soracağım. Çok kısa. Çok kısa telefonlar bekliyor çünkü. Evet. Kızım imtihana girecek pazartesi salı günü. Onun için dua istiyorum. Kendim de yapmak istiyorum. Bir de çocuklarım için ve kendim sizin için dua ediyorum. Cümle sınava girecek olanlarımızın evet, başarılar için ihsan eylesin yüce Rabbimiz. Amin. 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 Allah razı olsun hocam. Amin. Siz de dursun. Telefonlardan sonra sizin sorunuzu alacağım. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Selamun aleyküm Muhsin Bey. Selam. Hayırlı cumalar olsun. Buyurun. Hocama da selamlar olsun. Aleyküm selam efendim. Yaklaşımı var 3 aylar. Bütün Müslüman alemine hayırlı vesile nasip etsin ya Rabbim. İnşallah. İnşallah. Buyurun. Şöyle size bir ricam var. Mustafa hocama da olacak tabii ki. Sorun direkt olmuş olsun. Bunlar yaklaşık 15 gün öncesi gelinle oğlum tartışıyorlar kendi aralarında.
Fakat büyütülecek bir şey yok. Hani dinledim iki tarafı da. Hani sorulacak bir mesele yok. Sadece şu olmuş oluyor bildiğim anladığım kadarıyla. Kızım haftanın 3 günü çalışmış oluyor. Hı. Gelen kızım. Oğlum 5 gün çalışmış oluyor. Hı. Haftada 3 gün çalışmasına rağmen 2 gün evde kalmış oluyor. Bu arada gelen kızım annesine beni bana bırak, sen karışamazsın. Ben bu haftanın 2 gününü anneme kafama göre gider gelirim diyor. Hı. Hayır olamaz diyor. Haftada 2 gün boş kalmış oluyorsun diyor. Otur evinde, evin işini gör. Hı. İhtiyaçlarını giderirsin. Artı bir de her hafta olmaz. Yani biraz da beni düşün. Ben haftada 5 gün çalışıyorum, sen 3 gün çalışıyorsun. Bu arada gelen kızım da demiş oluyor ki, hayır sen bana karışamazsın, benim kurallarım var, benim karakterim böyle. Ben kafama göre gider gelirim. Hı. Sen benim bu şekilde mesela disiplinada sokamazsın diyor. Şimdi bu böyle değil. Yani tartışma bu yani. Konu açmış oldu, karışmaz mesela dönüşmüş oluyor. Şimdi oğluna diyor ki, bu arada mesela benim koç hakkım yok mu? Benim izim olmadı, benim rızam olmadı. Sen ne demek istiyorsun benimle böyle? Sen bana karışamazsın. Beni bana bırak, benim kurallarım var diyerekten onunla buna üzülüyor. Yani bir koca olarak sen neden beni dinlemiyorsun? Yani bu ne mesela demek oluyor? Mesela anlaşıldı. Şunu soracağım. Şimdi kızın, buyurun, gelininizin ailesi, annesi, babası aynı şehirde mi Hollanda'da yoksa farklı şehirde? Evet, aynı şehirde. Aynı şehirde. Şimdi aynı özetlersek şehirde. Hocam şu... Şimdi hanımefendi, gelini beyefendinin haftada 3 gün çalışıyor. Evet. Oğlu da 5 gün çalışıyor. Tamam. Şimdi gelin diyor ki ben 3 gün çalışıyorum. 2 gün diyor ben çalışmadığım günlerde 2 gün anneme babama gideceğim diyor. Haftada bir gün gidebilir yani. 2 gün diyor, 2 gün gideceğim diyor. O 2 gün diyor, evet. Ama haftada bir gün. Eşi de diyor ki ya otur evinde işte temizliğini yap, beni bekle, yemek yap. Zaten çalışıyorsun, evde geçir. Evet. Gitmene izin vermiyorum, evet, diyor. Tamam. Tartışma buradan çıkıyor ve sonuçta kız yani gelininiz evi terk ediyor. Evet. Doğru. Şu anda 15 günden beri annesinde, biz bu arada şey yaptık, görüşmeler falan yaptık. Onunla beraber gittim kız tarafının evine. Babasına görüşme yaptık. Niye böyle oldu, neden böyle oluyor falan dedik. Hayır, kızın psikoloji baskı görmüş, oğlu şunu yapmış. Oğlum kesinlikle böyle bir şey yok. Peki kızım dedim, gelinime söylüyorum ki, dedim peki bunun haricinde benim oğlum seni affedersin dövdü mü, sövdü mü, boğdu mu? Peki bunun harici ne oldu ki bu kadar sen mesela diretiyorsun? Hı. Hayır, ben şu anda psikolojik hastalığım var. Ben işte kendime gelmem lazım. Şudur budur diyor. Kızım yapma etme eyleme. Bak buraya kadar geldik. Gidip buraya kadar geldik. Mesela bir baba olarak ben seni burada almam gitmem dedim. Ricada bulundu. Oğlum olsun. Beraber gidelim. Öyle veya böyle biz bunu tatlıya bağlı. Fakat babası hayır dedi. Ben kızıma saygı duyuyorum dedi. Bu kararı kızına çıkacak dedi. Sonra işte kızı vermediler. Hala ve hala şu an 15 günden beri orada. Peki kaç yıldır yani evliydi? Dilimizin hükmü nedir? Kaç yıldır evliydi bunlar? Bunlar daha yakın bir zaman şey yaptı. Aşağı yukarı 9 ay oldu olmadı. Ya daha bir yılı doldurmadılar bile. Evet, aynen öyle. 9 aylık evliler gün meselesinden tartışıyorlar. Gidemezsin gidersin. Kız terk ediyor. Bakın işin içinde bir şerefsizlik yok. Bir namussuzluk yok. Sadece, evet hocam. Sadece senin dediğin olur, benim dediğim olur. Bunlar kişi sevince var ya. Sevince, yani bizim Anadolu'da böyle bir şey vardı. Biri diğerine dünür olunca, affedersiniz, köpeğinin yalağı altından görülür. Hiç kusur görmez. Her şeyi güzel görür. Her şeyi güzel görür. Yani şimdi aile yuvasında karşılıklı sevgi olacak, saygı olacak. Evet, bir tartışma ile evet, hemen yuva yıkılmayacak. Olur mu? Bakın mesela Peygamber Efendimizle Ayşe annemiz arasında bile laf karşılaşıyor. Karşılaşıyor. Peki Ayşe bunu nasıl çözelim? Babanı hakem tayin edelim mi? Edelim. Hadi. Hazreti Ebu Bekir'i hakem tayin ediyorlar. Yani beraber gidiyorlar. Ya Ebu Bekir, aramızda bir tartışma oldu. Seni hakem tayin ettik. Peygamberimiz konuşmaya başlayınca adil ol diyor Hazreti Ayşe. Hazreti Ebu Bekir, hadi tokadas. Sen kime adil? Demek peygamber adil olacak, öyle mi?
Bu sefer Hazreti Ayşe'nin peşinden Hazreti Ebu Bekir, sonra Peygamberimizin arkasına gizleniyor. Efendimiz de Ebu Bekir dayak yiyelim diye gelmedik ki sana, yani sen aramızı bulasınız diye geldik. İşte ara bulma böyle oluyor, bitti bakın yani. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma arasında da böyle bir soğukluk olmuş mu? Olmuş. Hazreti Ali kırar geçiririm demiyor. Gitmiş Mescid-i Nebevi'ye yatmış, toprak terlemiş, yüzüne bulaşmış. Efendimiz varıyor, ulan Ali nasıl olur da şöyle olur falan, yok. Sen benim evimde, elimde yetişmiş bir kimsesin. Kızımı nasıl gücendirin? Öyle değil. Kum ya evet turab, kalk ey toprak babası. Toprak yiğitliğin sembolü. Topraklı ya, topraklı anlamına. Kalk ya evet turab. O kadar hoşuna gidiyor ki. O bana bunu dedi, ben onu dedi. Yo bitti. Nizah bitti ya. Şu yapıcılığı görüyor musun? Yapıcılığı. Yani gelin kızımız da oğlumuz da böyle inat, kibir, gurur. Senin dediğin olur, benim dediğim olur. İşi bozmadan evlenirken Allah'a söz verdik. Peygamber'e söz verdik. Çocuk oyuncağı değil bu. Yani bu tabii, bozulmaz tabii, doğru, böyle. Doğru, haklı söylüyorsun. Hocam ama şimdi beyefendi doğru. Babası gitmiş. Evet. Büyüklük yapmış, aracı olmak istemiş, tamam, gitmiş. Ama karşı tarafta demiş ki ya ben kızıma saygı duyuyorum, kızımı da göndermiyorum demiş. Ne yapacaklar şimdi? Yanlış. İşte yanlış. Evet. Baba bu durumda göndermiyorlar Müslüme. Baba yanlış göndermiyorlar. Yapıyor. Göndermiyorlar. Yani şimdi yani çağrı aranıyor. Hani bunun sonu nereye varacak? Bir de şurada söyledi Müslüme. De diyor ki eğer sen benim bunu söyle kız babası. Oğluma karşı diyor ki bak kızının yanında. Şayet diyor sen benim kızımı göndermezsen karşında beni bulursun. Bu doğrudan doğru bu bir tehdit anlamına gelmiş oluyor. Ya daha yeni karşında evlenmişler, 9 aydır evliler. Ya bu tür tartışmaların hiçbir zaman olmaması lazım da hani hele bu zamanlarda hiç olmaması lazım. Halbuki babanın da öyle davranmaması babaya, lazım. Babaya yakışan ne? Kızım senin yerin kocayın yani. Hadi kızım. Hadi elini kızım. Öptüyorum hocam. Ha. Elini öptüyorum hocam. Doğru hadi söylüyorsun. Elini öptüyorum. Ya. Yani bu böyle olmaz. Bir kız babası kızının yanına oğluna diyor ki karşında beni bulursun diyor. Bu ne demek anlamına geliyor? Sen o kızı everdiysen, yuvandan çıktıysa aynı hocamın dediği gibi kızım sen burada 3 gün durdun, 5 gün durdun. Burası tabii senin yerin değil. Kocan yani. Yeter ya artık. Git evine yuvana dön. Arada mesela buz gittikçe çoğalıyor, artıyor. Bu nereye kadar gidecek böyle? Bu neyin nesi? Nereye varacak bunun sonu? Demesi, düşünmesi lazım bir anne baba olarak. Allah sabırlar versin. Kucak açıyorlar. Bu tarafı yıpratıyorlar. İnşallah araları düzelir. Dua edin. Yine de dua yine edin. De siz yani kin tutmayın. İnşallah düzelir diye. İnşallah, inşallah. Başka girişimler, başka tatlı yani, dille çözmek lazım olayı değil mi hocam? Gelin kızımızın babasını uyaracak. Niye ve tevasav bil sabri ve tevasav bil hakkı? Sabırla, sebatla tavsiyeleşenler. Birbirimizi uyaracağız yani. Emri bil maruf, nehi anil münker yapacağız. Arkadaş şu yaptığın uygun evet değil. Sen bundan vazgeç hele. Falan diyecek. Bir de söz söyleniyor Müslüme. Bu da yani, düşündüğü zamanlar yani hiç hoş olmayan bir kelime. Acaba da bunlar arasında diyor büyük falan mı var ki diyor böyle oldular diyor. Hayır, hep aynı hikaye. Demiş. Hani hep derler ya ben bu filmi izlemiştim. Hakikaten öyle oluyor. Yani bir bak, sıkıntı bir var, problem varsa. Büyü var. Aralarında büyü var. Ne büyüsü büyü var? Ne büyüsü var? Yani kesinlikle hiçbir şey yok. Bak büyü şu. Varmış hocam öyle dedi. Allah'a karşı sorumluluğumuzu bilmiyoruz. Şükür eksikliğimiz var. Şükür. Evet. Nankörlük var. Nankörlük. Ya. Evet. Yani ya bir hangi nimetlerin içindeyiz? Bakın akşam uçakla geliyorum bir hemşehrim. Ne yapıyorsun? Ne işle meşgulsün dedim hocam. Afrika'da kuyu şey yapıyorum diyor. Su kuyusu. Kuyu kazıyorum. Peki nasıl orada durum hocam? 10 kişiden 2 kişi 2 öğün yemek yiyebiliyor. O her 10 kişiden 2 kişi bir günde 2 öğün yemek yiyebiliyor. Öbür taraf bir öğün, o da sağlıklı bir öğün değil. O yüzden hastalık kol geziyor. Fakirlik, cahillik. Yani şuna bak. Ya bizim ekmeğimiz var, aşımız var. Cennet gibi bir ortamda yaşıyoruz. Le in şekertüm le ezidennekum. Şükrederseniz bereket veririm.
Ama nankör olanlara da azabım şiddetlidir. Nankörlükten sakınmak lazım. Allah'ın verdiği nimetlerin kadri kıymetini bilmek lazım. Nimeti şükür tuzağı ile avla. Mevlana öyle diyor. Nimeti şükür tuzağı ile avla. Öyleyse nedir? Hale rıza göstereceğim. Bu nimetleri kendimden değil Allah'tan bileceğim. Allah'ın emrini de bu işleri de unutmayacağım. Ben kayınpederime, kayınvalideme hürmet etmeliyim. Kocama sadık olmalıyım. Ben giderim değil de müsaade ederseniz gideyim. Anneme gitmek istiyorum ama kayınvalideciğim müsaadeni istiyorum diyerek. Yani peki. İletişimde de bakın anlaşmada da eksikliklerimiz oluyor. Peki Allah size sağlık versin. Kolay. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. Umarım araları düzelir. Tekrar evine döner diyelim. Hayırlı cumalar. Hollanda'ya selamlar. Dualarınızı eksik etmeyin. Artık bilemem yani nasıl çözüm olur. Yani bunu ben de düşünüyorum. Bu böyle giderlerse ki bunlar çok zor bir yere gelmeleri mümkün değil. Allah selamet çıkarsın. Bunu görüyorum kendilerinde. Peki teşekkürler. Selam olsun Hollanda. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar olsun. Sağ olun. Hayırlı cumalar. Bir telefonumuz daha var. Merhaba. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı cumalar. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Buyurun. Ben acaba birkaç tane sorum olacaktı. Birkaç tane buyurun. Ya ben 18 yıllık evliyim. Eşim beni aldatıyor. Ben bu yüzden eşim hakkımı helal etmiyorum diyorum. Bunun günahı nedir? Bir. İkincisi bu sürekli hani kumar oynuyor, içki içiyor, alkol alıyor, sürekli bu şeylerle uğraşıyor. Bunun bize getirdiği paramın helal olmadığını biliyorum. Hı hı. Ama ben bunu yemek zorundayım. Yani evimi, çocuklarımı geçindirmek zorundayım. Bunun günahı bana ne? Yani bunun günahı öbür dünyada bana geçerli mi? Veyahut da eşim için geçerli mi? Evet. İki sorunuz var. Ondan sonra bir de hocama özel olarak yayında sonra görüşebilir miyim? Yayın sonrasında. Arkadaşlarımız not alsınlar rejiden. Yayın sonrası hocamızın vakti olursa inşallah görüşürsünüz. İki soru sordunuz. Teşekkür ederiz başka sorunuz yoksa. Tamam ben teşekkür ederim. Yalnız mutlaka ben hocamla özel bir konu soru sormak istiyorum hocama. Yayında sonra görüşmek istiyorum. Peki. Cuma'dan sonra. Cuma'dan sonra. Olabilir. Sağ olun. 18, sağ olun. 18 yıllık evliyim. Eşim beni aldatıyor. Bunun dışında eşim kumar oynuyor. Ve bundan dolayı biz de yemek içme konusunda sıkıntı yaşar mıyız? Günah bize geçer mi? Eşinin getirdiğinin hepsi haram değildir. Haramla helal karışık olduğu için hanımefendi onu kullanır. Sorumlu olmaz. Sorumlu olmaz diyorsunuz. Evet, doğru. Evet. Ama işte görülüyor ki bu eşim beni aldattı sıkıntısı biraz yaygın oluyor. Yani bu erkekler bilmeli ki yani hanım için nikahsız bu iş ne derece haram ise erkek için de o şekilde haramdır. Sanki erkeğin hakkıdır. Erkek için serbest, caiz der gibi böyle şey yoktur yani. Büyük haramlardan biridir. Bunun adı zinadır. Yüce Rabbimiz zinaya yaklaşmayın buyuruyor. Evet. Ve yahludu fihi muhana. Bakın tecvid kuralı olarak fihi muhana diye okunması gerekirken fihi muhana. Niye o kadar çekiliyor? Azabının sürekli olduğuna işaret olsun diye kural dışı olarak Kur'an'da bura böyle uzatılır. Azabının uzun olduğu işaret olsun diye. Sonra zinadan sakının, yüzdeki iman nurunu giderir. Rızkın azalmasına, ömrün kısalmasına sebep olur buyuruyor. Zina yurusul fakir, zina yurdu yuvayı harap eder. Yani sıkıntılara sebep olur. Ömrünün kısalmasına sebep olur. Büyük haramlardandır. Kırmızı çizgiyi aşmadır. Helal yolu geniş. Helala ne oldu da haram? Nasıl? Peki. Çok yanlış evet. Devam edeceğiz hocam. Kısa bir ara. Sevgili izleyenler az sonra yeniden birlikteyiz. Müzik
Evet, sorular birikti. Misafirlerimiz de hatta karşı cenahtan. Teyzem kaç yaşındasın sen maşallah? 81 yaşındasın, tamam. Ya geleceğiz, oraya da geleceğiz. Israrla çünkü sorusunu sormak istiyor. Kısa kısa alalım, kısa kısa hemen soruları alalım. Telefon da var. Önce sizin kısa sorunuzu alalım. Evet, buyurun. Hayırlı cumalar hocam. Evet. Hayırlı cumalar efendim. Hocam, 46 sene önce eşimle evlenmeden önceden bir kız arkadaşıma borcum vardı. Sonra biz evlendik, başka şehre gittik. O yollarımız bir daha kesişmedi o arkadaşımla. Yani bir, ya, koptuk birbirimizden, kaybettik birbirimizi. Şimdi ben borçlu kaldım. Onu nasıl, ne yapabilirim? Yani, ben vicdan azabı duyuyorum. O meblağı bir ihtiyaç sahibine veya bir hayra onun namına vereceğiz. Onun namına, bulamıyorsa, onun ulaşamıyorsa namına. Onun doğru. Adına. Teşekkür ederim, bir sorum sağ daha olun, var. Sağ olun. Çok kısa lütfen. Tabii. Biz işte yeni evlendiğimiz zaman bebeğim oldu. 7,5 aylık dünyaya geldi. 15 gün yaşadı ve öldü. Biz onu gömdük tabii ki. Ondan sonra yani cahilliğimize geldi. Biz bunun mezarına sahip çıkmadık. Onun için dua okutmadık. Ve biz başka bir şehre taşındık oradan. O mezarın olduğu yere şimdi başka bir şeyler yapılmış. Mezarlıklar oradan kaldırılmış. Bize hesap soracak mı öbür dünyada? Yani nerede Allah. Mezarını bilmiyorsunuz. Yani şu anda tabii ki mezarın yerine başka bir şeyler yapılmış. Evet, Allah şefaat eylesin. Tabii, Allah şefaat. Peki. Normal toprağa defnedildi. Mesele yok. Evet, bir yani, telefonumuz var. Teşekkür ondan sonra ederim. Sizin sorunuzu alacağım. Mikrofonu lütfen verelim. Evet. Buyurun, hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar hocam. Evet, hemen sorunuzu alayım ben. Hollanda'dan yine. Evet, Hollanda'dan arıyorum. Benim sorum şu hocam. Annem benim 8 ay önce vefat etti. Babam 81 yaşında ve şu an evlenmek istiyor. Ve biz de razı gelmediğimiz için bizi aşırı derecede ileniyor. Eviniz yıkılsın, kanserlere tutuldum diye. Bizim ne yapmamız gerekiyor hocam? 81 yaşında anneniz vefat etti. Babanız tekrar evlenmek istiyor. Siz razı değil misiniz evet. Tekrar evlenmesine? Hayır, biz razı değiliz. Çünkü babam halen ağlıyor ve biz inanmıyoruz babam annemiz önceki sevdiğine. Ya inanmıyoruz, razı gelemiyoruz, bilmiyorum. Kim bakıyor babanıza peki şu an? Babam şu an yalnız yaşıyor ve bir bakıcı tuttu kendisine. Sadece yemeğini yapıyor ve akşamları gidiyor. Gece yalnızım diye bize intizar ediyor. İyi olmaz mı? Yanında birisi olsa, evlense, zaten yalnız 81 yaşında. Bakıcı tutmuşsunuz, bir evlilik yapsa siz de rahat etmez misiniz? Ama babamın bir bakıcı evlenmesine gerek yok çünkü babam buraya gelebiliyor. Biz bakabiliriz burada babama. Babam evet hocam, Türkiye'de kalabilir. Sizden tavsiye biz istiyorlar. Evlenmesi mi doğru olur, evlenmemesi daha mı uygun? Yani demek ki artık muhakeme de yerinde değil. Yani evleneceği hanıma sahip çıkması da zor ama... bunlar baba sana münasip birini arıyoruz. Hemen bulmak kolay olmuyor. Genç bekar erkeklere bile bulmak kolay olmuyor yani. O yüzden babacığım sana uygun arıyoruz. Bulabilirsek tamam. Öyle desinler. Evet. Hocam. Ama, evet. Evet. Tavsiyeyi duydunuz. Bir tane bulduğunu söylüyor. Ve biz de o gelecek olan kişiye inanmıyoruz. Çünkü babama diyorum baba sen artık delikanlı değilsin. Herkesinin kara kaşına, kara gözüne gelmez artık. Ortalıkta neler oluyor, neler bitiyor. Ama babam bizi anlamıyor. Babam kafaya koymuş onu bir kere. İlla evlenmek istiyor diyor. İşte gönlünü de kırmadan... tabii evlenmesi de zor. Yani şimdi evlenmesine dinimiz izin verir mi? Muhakeme yerinde mi? Aklı başında mı? Aklı başında. Evet, aklı başında. Aklı başında, evet. Aklı başında. Aslında hocam işte evlatlar bulsa hani ona bakacak biri yani olsa, ilgilense uygun, onunla. Uygun hakikaten mi? Emsali olsa evet. iyi olur ama yok maalesef işte yok. Olmuyor ya. O zaman hocamızın yok. Tavsiyesi şu, idare edeceksiniz. Diyeceksiniz idare ki edecek, biz bakıyoruz tabii. İnşallah. Uygun birini sana bulursak münasip, seni evlendireceğiz münasip bir sana münasip birini arıyoruz. O şekilde. Tabii. Peki. Hollanda'ya selamlar. Ama bize siz karışmayın diyor bir şey. Karışmayın diyor. Karışamazsınız bana diyor. Kendi nasıl bulacak peki? Kendisi bulmuş hocam. Kendisi
arkadaş vesilesiyle bulmuş. O da çok 50 yaşında, 55 yaşlarındaymış. Bize inanmıyoruz. Kendisi bulmuş. 50-55 yaşlarında. Evleneceğim diyormuş. La havle ve la. Yani çok zor. Çok zor. Peki. Hocamızın tavsiyesini duydunuz. İnşallah tabii, onu uygularsınız tabii. Diyelim. Hollanda'ya selam olsun. Evet. Evet, zor bir durum tabii. Hayırlı cumalar. Peki. Sağ olun. Hayırlı cumalar. Bir tane daha telefon var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Hayırlı Kocaeli. Cumalar hocama da size de. Teşekkür aleyküm ederiz. Buyurun. Selam. Evet. Hatta mısınız? Evet, hattayım. Hocam ben bir tane gelin aldım. İkincisi de nişanlı. Ama hiç etten püsten yere o taraf alsan da memnun olmuyor. Ben nazakit hiç. Ne bileyim, her şeyi abartıyor. İşte evde gelini kıskanıyor. Hani o da ayrı. Artış oturuyoruz. Öbürü de Ankara'da oturacak. Ama eşim diyor ki bunlara sen yüz verdin bulmadın ya, sen bulsan da kimse istemiyor ki, yarın ayrılsa diyecek ki ben buldum almadın anne baba. Bize diyor ki yeter ki oğlum bul ama şunu bil, Allah Teala'nın yolunu bilsin, tamam açıksa açıktır ama ben sizi bu şekilde yetiştirmedim anneciğim, benden çok dini bilgin ama ki Allah biliyor ki yarın mahşerde benden sormayın, bunu size söylüyorum. Anne işte yarın mahşerde anne beni neden uyarmadın? Bu açıktı, kapalıydı. Ben İslamiyet'i yaşasın oğlum okudunuz. En önce benim için Allah'ın yolunu bilmeniz. Okula gönderdim. Ben bir tohum mezunuyum şahsen. Köyde yetiştim. İzmir'de yerleştik ama ben kesinlikle hani ölmek için demiyorum. Ölmek için Allah'a sığınırım. Namazımı küçük yaştan beri kılarım. Ve eşim diyor ki sen bunlara yüz verdin. Serbest bıraktım. Böyle oldu. Tamam. Şimdi soru şu. Yani siz anlattığınızda ben... Tamam. Şimdi lütfen üzmeyin kendinizi. Belli ki siz bayağı dolmuşsunuz. Evet. Bayağı bir dolmuşsunuz. Üzülmüşsünüz. Eşya yapma önemli değil. Ama ben bu şekilde istemiyordum. Ama tabii ki Rabbimin bu bir sınavıdır. Ama ki yani çok yanlış. Hani özür tavak baksan aman aman da İslamiyet'i bilen işte Umre'ye gitmiş etmiş. Ya sen birlikte topraklarına basmışsın. Sen benim elimi kıskanamazsın, beni öbürüne eriştiremezsin. Ben haksızlık zaten elimden geldiği kadar kesinlikle yapmıyorum. Allah'ın izniyle çünkü ben görmemişim büyüklerimden diyorum. Biz eşimle diyorum ayağımızın üstünde durduk yaptık. Ben ne kayınvalidemden ne kendi annemden bugüne bir gün az bile kalsam ekmeğimle çorba su yemişimdir. Kesinlikle bildirmemişimdir. Tamam şimdi. Diyorum Allah'ım diyorum bunlar ne büyük sınav yarabbim. Ben diyorum hani isyan etmeyeyim. Hanımefendi. Ama çok zamanda çok zoruma gidiyor ya. Hanımefendi. Duyuyor evet. Musunuz? Biliyorum. Tamam. Şimdi gelinlerinizden şikayetiniz var. Şikayetim daha çok ailelerinden. Aileler çok karışıyor. Aileler çok karışıyor. Şimdi kaç geliniz var? Ben zaten hani yemek yapmadın yapma. İşte süpürmedin asla söylemem. Yapabiliyorsan yerim yapamazsam demem zaten. Evet. Kaç geliniz var? Birisi ev var. Alt üst oturuyoruz. Birisi de olacak işte Mayıs'ın sonunda. Evet. Yani ikisiyle de problem yaşıyorsunuz öyle mi? Gelinlerle problem yaşamıyorum. Ailelerle. Tamam nasıl? Aileleri kastediyorum yani. İki gelinin he, ailesiyle de problem yaşıyorsunuz. Mesela daha almamışım. O olmamış, bu olmamış. Abine yapılmış, yengene bu yapılmış. İşte annen onu daha çok seviyor, şey yapıyor. Ya o ailenin içine girmiş 3 yıl olmuş. Bir şey soracağım. Niye bu kadar büyütüyorsunuz işi? Yani belki de bu da sizi daha fazla üzüyordur. Yani bu kadar büyütmeseniz, olayı bu kadar büyük görmeseniz, gelinlerinizle sorununuz yoksa arada, gelinlerden memnunsanız, onlar da anne olarak sizden memnunsa, varsın anne babalarıyla da selamlaşın sadece değil mi hocam? Yani bunu büyütmek, sorun haline getirmek, problem haline getirmek işi kolaylaştırmıyorsunuz itibariyle. Doğru yani. Benim istediğim böyle değil ki ama benim istediğim yine onlarla da bir kardeş gibi olalım. Akraba bağının nasıl olduğunu biliyorsunuz. Mesela sevap olduğunu biliyorsunuz. Ama o tarafta kızı hani özürlüğü yapmışlar. Annesi sana da yapsınlar. Niye yapmıyorlar? İşte eksikleri oğlan yapıyor. İşte oğlan aldı. Çocuk dönüyor işte burada.
sen ne yapıyorsun? Orada çocuğum ama Ankara'da böyle işin mesela. İçinden Şöyle çıkılmaz ki. Memur. Yok yemeğin tuzu benim az olmuş, yok karabiber eksik olmuş. Hanımefendi peki hocamıza bırakıyorum ben. Efendim hocam. Muhsin Bey, buyurun. Asıl mesele tabii... Hocamdan dua istiyorum. Tahir dua edelim. Allah. Bak ama dua iki kısım. Bir dil ile olan, bir de fiilen olan. Yani her suyu üflersek içecek su bulamayız. Gün görmüş yaşlı bir acanneye dedim ki bu kadar gelini bir arada nasıl idare ettin? Söylediği sözü söyleyeyim. Hoca efendi dedi gelin nazını düzersen bir tül ipek. Nazını düzmezsen turkunlu nokta nokta orasını ben demeyeyim yani. Şimdi bak nazını düzersen bir tül ipek. Nazını düzmezsen turkunlu nokta noktaya. Ama bence bu gün görmüş hanımın bu sözü doğru ya. Doğrudur. Yani sonra birbirimize karşılıklı anlayışla asıl iş Allah'ın rızası. Hatırlarsanız biraz önce bir hanım, ben dedi Esma-i Hüsna'yı okuyorum. Hazreti Ömer öyle diyor, Allah'ı zikir şifadır, insanları zikir beladır. Allah'ı zikredemezsem insanları zikrediyorum. Allah'ı anmazsam insanları, bu gelin böyle etti, bu gelinin anası var ya o şöyle, babası var ya böyle. Durmadan onlarla ya, onu öyle kabulleneceğim. Şimdi geriye gidebilir miyim? Yani bu oğullarımdan ayıracağım ben bunu. Öyle de diyemem. Kimseyi de değiştiremeyiz hocam. Herkesin bir yapısı var, karakteri var, huyu kişi var, suyu var. Olduğu gibi kabul etmek evet. Birbirimizi olduğu gibi eksiğimizle, fazlamızla o şekilde kabul edeceğiz. Benim bir hocam var da öyle derdi biliyor musun? Şeytanla bir odaya konulsan, bununla geçineceksin denildiyse geçineceksin. Büyük davaların adamı olacaksın. Küçük davalar hemen olay çıkarıyor, hemen geçimsizlik çıkarıyor. Yok. Yani demek ki böyle hoşgörü ile her suyu üflemeden güzel geçimin ve asıl hedef de Allah'ın rızası. Allah'ı anayım ya. Ne bu insanların? Ya o şöyle dedi, bu böyle dedi. Elhâkümüttekâsürû. Asıl değer verilecek şeylerle uğraşmıyorum. Başka şeylere aklımı takıyorum. Ömrümü, zamanımı israf etmiş oldum. Sizden dua istiyor hocam. Peki teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak gönülleri sevgiyle doldursun evet, inşallah. Teyzemin bir sorusu var. Onu da sizden önce ona söz verdim. Çünkü evet. Bayağıdır ısrarcı. İsrarcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın? 81 mi demiştiniz? 81. Yakın tutun mikrofonu. 81 yaşındayım. Nerelisiniz? Tokatlıyım, Zileliyim. Tokatlısınız. Yakın tut teyzeciğim. Evet. Hocam, mikrofonu. Hayırlı cumalar. Sağ olun evet. Efendim. Maşallah. Hocam, ben 12 yaşındayken hocaya gittim. İki hatim ettim Kur'an. Siz tutar mısınız şöyle yakın? Hocam dedi ki benim bağışışımı getir. Ben de geldim babama söyledim. Hocam dedim bağışışını istiyor. Babam bana dedi ki Kur'an'a dedi bağışış mı olur? Gittim hocama söyledim. Hocam bana dedi ki hakkım haram olsun size dedi. Ne yapmam lazım? Daha o etkiliyor. Unutamadınız yani. Unutamadım. Kaç yaşındaydınız daha. O zaman? He efendim? 12 yaşında mıydınız? Bir tane bir sorum daha var onu da söyleyeceğim. Yakın. Heh. İki kızım var. Bir kız daha dünyaya getirdim. Havanın bir soğuk günüydü. Adam geldi dedi ki yine kız mı doğurdun dedi. Benim dedi yatağımı öbür tarafa ser. Ben de götürdüm öbür tarafa serdim. Çocuğu aldım kucağıma böyle sağ tarafıma yattım. Gece soğuk. Sabahına dedim çocuğu kaldırayım bakayım dedim çocuk ölmüş. Gittim adama dedim ki kalk dedim çocuğun ölmüş ne yaparsan yap. O çocuğun bana şefaat eder mi hocam? Allah'ın huzuruna gideceğim. Ya sağ yanıma yatırdığımı biliyorum. Ne yapmam lazım? Senin sorumluluğun yoktur. İnşallah o çocuk sana şefaatçi olacaktır. İnşallah. Ama bu olayda eşin imtihanı kaybetmiş oldu. Yani senin elinde mi? Yani onun doğacak çocuğun cinsiyetini belirlemek. Ah ne kadar cahiliz. Rabbimiz Kur'an'da buyuruyor ki Allah dilediğine kız verir. Dilediğine erkek evladı verir.
dilediğine ikiz verir, dilediğini de kısır bırakır. Allah böyle buyuruyor, ayetinde böyle buyuruyor. Rabbimin hükmü, ya Rab bize hediye verdin, nice olgun aileler var, hem de engelli çocuk Rabbimin hediyesi diyor. Rabbimin hediyesi diyor. Ya. Nasıl, nasıl? Nasıl? Dur, ben mikrofonu... Ya, mikrofonu bir ver buraya. Ben teşekkür ederim teyzeciğim. Mikrofonunuz yok, sesiniz duyulmuyor o yüzden. Yakın tutun. Hocam, dün akşam saat 8'e kadar bir engelli ailedeydim. Ben engellilerle gönül çalışıyorum. Ve onları gidip ziyaret ettim. Anne ameliyat oldu. 5 tane kız. 16 yaşına, 17 yaşına kadar gayet normal. Ondan sonra çocukların kasları gidiyor ve tekerlekli akülü sandalyedeler. Ve o anne dizlerinin ameliyat olmuş, artık bakamıyor. Beni çağırdı ki Elif Hanım bir gel. Gittim, daha uzak Bendik'e yakın. Çocuklar ellerini kaldırıp bir su bile içemiyorlar. Kaç çocuk? 4 tane kız, 1 tane olan 5. 5 çocuk. 5 çocuk, hepsi de sakat. 5'i de engelliymiş hocam. 5'i de özürlü tekerlek sandalye. Anne de dizlerinden ameliyat olmuş. Ameliyat ve artık kadın yaşlılıktan dolayı çocuklara bakamıyor. Bakamıyor ama o kadar hüzün oldum ki çocuklar uzanıp bir suyu içemiyor. Gelin almış o engelli çocuğunu, oğlunu evlendirmiş. O da engelli. Allah Allah. Şimdi be kadın, dedim ki artık yani Allah beni affetsin. Dedim bacım, senin 4-5 tane engellin var. Bu gelini de aldın, etti 6 tane. Ne yapacaksın şimdi buna? Bakacak mı? Bak, ama bırakmış gitmiş Adana'ya gelin. Gezmeye gidiyorum diye gitmiş engelli. Ondan sonra şimdi ben onlara Tuzla Belediyesi, bir büyük şehrin esas. Orada bizim bu büyük çocuklar, engelli çocuklar için bir yer var. Bunları, kadın diyor ki bunları bir yerleştir ben ölmeden. Allah. Elif Hanım, bunları oraya yerleştirelim. Orada temelli kalsınlar. Çocuklar da tabii ki mecburen hepsi 30-25 öyle yaşlarda. Yani büyük çocuklar. Ondan sonra ben şimdi onlara bakınca bir tane engellin oldu dedim. Niye dedim ikincisini yaptın? Şimdi öyle bir konuşma geçti. Sormamam lazımdı ama dayanamadım kadına. Ondan sonra bir tane daha 15 yaşına kadar hani sağlam olur dedim diyor. Ama çocuklar 15-16 yaşından sonra sakat oluyorlar. Hastalık bu, kasta ilgili. Şimdi ben onları görünce, sizler hava alıyorsunuz. Bak, ciğer. Değil mi? Az da olsa yürüyorsunuz. Bunlar nimet, nimet. Nimet. Ama hiç şükür, aklınız bir anda gidiyor. Öfke, kavga, gürültü. Bitiyorsunuz. Tamam. Ama bunları düşünün. Bak, 5 tane, bir tane de değil. Bu anneye bak. Büyük imtihan değil mi hocam? Evet. 5 tane evet, çocuk. Evet hocam. Peki. Şimdi onları elimden geldiğince bir yere yerleştireceğim. İnşallah Allah peki. Kapıyı açar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sağ ol. Sizin sorunuz, ilk sorusu hocam. Kur'an-ı Kerim öğrendiğimiz. Yani o Kur'an'ı kendisine öğreten hocasına hatimler yaptığında bir ona da armağan etsin işte. Armağan etsin arkasından. Ona da bağışlasın. Peki reklama gidiyoruz. Ama çocuktan dolayı sorumlu değil. Reklamlardan sonra yeniden birlikteyiz. Evet, telefonla devam edeceğiz. Hattımızda bir izleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizin de mübarek olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben hocama bir şey soracaktım. Ben 27 yaşındayım. Evet. Çocuğum olmuyor. Doktorlar kesinlikle olamayacağını fakat yumurta nakliyle olabileceğini söylediler. Bunun da günah olmadığını, hani hı-hı, diğer organların nasıl normal bağış olduğunu, hı-hı, bunun da olabileceğini söylediler. Ben de yani bu kafamda soru işareti oldu. Hı hı. Eşim sıcak bakıyor fakat ben sıcak bakamıyorum. Hı hı. Yani günah olduğunu içinden böyle düşünüyorum, böyle tahmin ediyorum. Herkese de soramıyorum, utanıyorum. Dinen uygun mu değil mi? Sunuyorum. Efendim? Dinen uygun mu değil mi? Yani bu bir de benim için normal yoldan olsun inşallah, dua eder misiniz? Dua istiyorum.
Evet. Bugün cuma vakti inşallah. Doğru yoldan, yoldan olur inşallah. Ben istemiyorum bu şekilde. Hani dinen uygun olsun istiyorum. Bunun doğruluğunu öğrenebilir miyim? Siz bu şekilde de arzu etmiyorsunuz. İstemiyorum. Evet. Yani bu şekilde ömür boyu bu bende sıkıntı yaratacak. Yani o çocuk olacak belki hani ama dinen uygun değilse ben uygun olmasını istiyorum. Hani bunda bilgi almak istiyorum. Evet hocam. Evet. Yani nikahlı eşler arasında evet. olabilir. Sperm ve yumurtanın nikahlı eşlerden olması icap eder. Şimdi bu ölçümüze uymuyor bu durum. Hanımefendi doğru düşünüyor, güzel düşünüyor. Men lem yerda bi kadai fel yeltemis rabben sivayi. Benim hükmüme benden başka Rab arasın. Beş şeyi istiyor Efendimiz duasında. Allahümme en yeselike sıhhate vel affete vel emanete ve husnel uluk ve rıza bil kader. Ya Rabbi takdirine razı olacak bir anlayış ver bana. Yani deme şun için şöyle. Yerincedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir şeyde inat etmek doğru değil. Ya Rabbi bildiğim, bilmediğim hikmetler vardır. Ben senin hükmüne razıyım, teslimim deyip ona dayanmalı. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Müminler Allah'a dayanıp güvensinler. Ya Rabbi senin tensibinden başkası bize gelmez. Bizim dostumuz sensin ya Rabbi desinler. Evet. Allah böyle buyuruyor. Var mı ilave sorunuz, başka sorunuz hanımefendi? Benim için dua eder misiniz? Dua edeceğiz. Şimdi İnşallah. De edelim. İnşallah. Bakın. Emmen yücibül muzdarra izâ de'ah. Kul çaresiz kalıp da Rabbim deyince onun duasını kabul eden Mevla. Hem kardeşimize, kardeşimiz gibi ağlamayın lütfen. Olanları Mevla aydınlığa kavuştursun. Amin. Bir amin. Arkadaşım vardı böyle. Bir de bakan ki hem de arka arkaya ikiz ikiz oluverdi. Allah'ın takdiri. Öyle yani. Evet şu an... Allah razı olsun ama çok incitiliyorum, yıpratılıyorum onun için. Evim için dua istiyorum sizden. İnşallah dua edelim. İnşallah. Allah her türlü sıkıntımızdan aydınlığa kavuştursun. Duayla kapatıyoruz efendim. Her hafta zaten. İnşallah takip Allah edersiniz. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Duayı iştirak Amin. Edersiniz siz de. Selam olsun. Evet. Peki bir telefonumuz daha var. Merhaba. İyi günler. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. Ben hocamıza bir soru sormak istiyordum. Elbette buyurun. Bizim orada eskiden, şimdi değil de eskiden eşler yani erkekler eşini boşayıp yurt dışına gidiyordu resmi nikahtan. Resmi nikahtan boş olunca imam nikahından da boş olunuyor mu? Evet. İmam nikahından boş olmuş değiller ama bu metodu kullanmamak lazım. Biz Muhammedül Emin'in bağlılarıyız. İnanan, inanmayan güvenilir Muhammed. Biz de güvenilir olmalıyız. Hele bu batılılar bizim böyle ettiğimizi öğrenirlerse bizden nefret eder. Bizden nefreti bir yana dinimden, medeniyetimden nefret eder. Bunlar sahtekar bunlar derler. Yani sırf yurt dışına gidebilmek yani, adına doğru. böyle bir hileye başvurmamak lazım. Lazım. Doğru bir yöntem değil, doğru bir yol değil. Var mı başka sorunuz? Ayrıldı mı izleyicimiz? Ayrıldı. Herhalde ayrıldı. Peki sizin sorunuz neydi? Hayırlı cumalar hocam. Sağ olun efendim. Hayırlı. Benim 30 yaşında zihinsel engelli çocuğum var. Ben ona... Bakma derecem ne kadar yüksek acaba onu öğrenmek istiyorum. Bir de 12 yaşındayken oruç tuttum. Ve o Ağustos ayıydı dayanamadım orucumu bozdum. 12 yaşındayken? Evet 12 yaşındaydım. Köyde çalışıyoruz fındık topluyoruz Karadenizliyim. Dayanamadım. Ağzım patladı ve oruç
Su bozdum. Su içtim. Hiç sorumluluk yok yani. Tamam. Yok mu hocam? 12 yaşında. 12 yaşında. Mükellef değilsin. Hadi mükellef olduğunu düşünelim. 12 yaşında. Hadi mükellef olduğunu hesap edelim. Varsayalım ki öyle. Bir gününe gün tutacaksın. Tamam. Gününe gün tutacaksın. Evet. Peki sizin sorunuz engelli, nedir? Evet, ilk sorusu. Özürlü benim oğlumuzun sevabım, derecem ne olur? Efendim? Benim onu sordunuz evet, değil mi? Evet, derecem ben ne kadar? Ben sevap elde ediyor muyum? Etmez olur. Derecem ne olur diye tabii soruyor. Yani affedersiniz, köpeği sulayan biri cennetle müjdeleniyor da evet, insan bu. Yani Rabbimiz en güzel şekilde yarattım diyor. Bir tüyünü yaratabilir mi insanın? İsmi yaratan de Adem mi hocam? İsmi ya. Adem. Adem bak herhalde çok. Allah gönlünüze öyle bir sevgi veriyor ki evet, sağlıklı evladınızdan belki daha fazla ilgi evet duyuyorsunuz. Evet hocam. Birçok böyle engelli ailelerle görüştüğümde sağlıklı evladımdan çok bunu seviyorum. Evet. Hatta beni hayata bağlayan budur. Yani o günah masum, günahsız ya öyle. Evet hocam. Peki sizin sorunuz alalım. Sağ ol, teşekkürler. Evet. Neydi? Sor, yakın tutun mikrofonu. Olsun sorun fark ben etmez. De, yakın tutun. Hayırlı cumalar hocam. Sağ olun efendim. Hayırlı cumalar. Ramazan'da aynı böyle Ağustos ayında susastık suyu içtim ben. Siz kaç yaşındaydınız? Benim çocuklar vardı o zaman. Ha, çocuklar vardı sizin. Şeydir peki. Ama çok sıcaktı böyle Ağustos'un içi. Ağustos ayında oruç tutuyordun ama çalışıyor muydun? Çalışıyorduk, ekim biçiyordum. Hoca ekim biçiyordunuz. Evet. Ekim biçiyor ya. Evet. Ne oldu sonra? Ağzımız, dilimiz yandı, yapıştı böyle. Yani çok kötü dereceye geldim. Doğrusunu yaptım. Dayanamadım tamam yani. Tamam. Hocam gününe gün. Orucu bozmuş. Gününe gün mü diyorlar? Olsun, gününe gün tutacak. Ramazan orucu. Ramazan anlıyor musun Bey? Ramazan orucu. Çünkü bu şiddetli açlık, şiddetli susuzlukla insan açınca bu keyfi olarak yani şimdi bizim konforlu lüks dairelerde otururken canım böyle istiyor diyerek yapmadı ki. Hayır. Ağustos. Ekim biçiyor onun evet, tozu. Evet, ekim biçiyor tarlada. Nasıl yakıyor? Bak dilim damağıma yapıştı 61 diyor. 61 olmaz yani Ramazan. 61 olmuyor o zaman. Yani keyfi olmadığı yok için. Normal, sadece gününe gün. Evet, gününe gün. Ben onu merak gününe ettim gün hocam dedim. Tamam. Diyorlar 61 gün tutacaksın ama çok böyle 61 ağzımız değil, gününe gün tutacaksın. Sağ ol hocam, teşekkür ederim. Evet, arkada teyzemin bir sorusu var. Yakın tutun lütfen, rica ediyorum. Mikrofonu yakın tutun. Evet. Hayırlı cumalar efendim. Buyurun. Sağ olun efendim. Ben 6 sene oldu ameliyat oldum, kalpten bypass. Doktorum oruç tutma dedi, fidyesini veriyorum. Var mı bir günaha? Evet. Doğrudur. Yani bak doktor hesap etmiştir. Siz kalpten ameliyat oldunuz. Uzun süre aç ve susuz kalmamanızı hesap ettiği için doktor sizin oruç tutmamanız lazım dedi. Evet, fidyesini vereceksiniz. Geçmiş olsun. Allah şifayı sağlasın. Evet, telefonumuz varmış. Telefondan sonra burası kızıyor bize. Bize hiç gelmiyorsunuz diye ama buradan soru soran fazla yok. Peki, telefondan sonra siz soru soracaksınız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar hocam. Hayırlı cumalar. Cumanız hocam mübarek olsun. Ben İstanbul'dan arıyorum. Ben bir şey soracaktım. Evet. Ben 3 tane benim çocuğum var. Benim eşim yurt dışına gitti. Evet. Yani ne arıyor, ne soruyor. Yani ben böyle çok sabırsız bir insanım. Öyle hı-hı yani bazen ailemi üzüyorum, kırıyorum. Bazen duruyorum ama böyle ne yapacağımı şaşırdım böyle. Ayrılmak da istemiyor, ayrılmadım yani. Hı-hı. Yani döneceğini söylüyor bana. Televizyonun ben sesini kısar mısınız lazım rica etsem? Bölüyorum da. Televizyonun sesini kısar mısınız? Tabii. Evet, buyurun. Evet efendim. Soru bu. Çocuklarınızı bırakıp eşiniz yurt dışına mı gitti? Evet. Yani 3-4 seneden beri çocuklarıyla konuşuyor. Çocuklarla konuşuyor. Sizle konuşmuyor mu? Anne aramaya yüzü yokmuş. Öyle söyledi. Ha, çocuklar vasıtasıyla öyle bir mesaj mı iletti size? Yani bak o da bir evet erdem. O da bir erdem. Bak yüzüm yok diyor ha. Yani utanıyorum. Hanıma karşı görevimi yapamadım. Vefasızlık ettim. Yani o sözde bile bir insanlık var. Yani o sözde bile bir erdem var. Yüzüm yok. O yüzden arayamıyorum. Olgunluk göstermeli de hanımefendi onu aramalı. Evet. Yine de bakın
iyi, boşanmayı falan düşünmedi. Evinin bekçiliğini yaptı. Yine bu güzel duygularıyla, iyi davranışlarıyla kocasının da yuvaya dönmesini, gelmesini sağlamalı diye düşünürüm ben. Peki. Ya ben bir de bir şey soracaktım. Bu olaylardan yüzünden annemi çok böyle bazen arıyorum, kırıyorum. Yani çok günah giriyor muyum acaba? Gönül çalabın tahtı. Çalap gönle baktı. İki cihan bedbahtı. Kim gönül yıkar ise. Kimseye baki değildir mülkü devlet sim üzer. Bir harap olmuş gönül tamir etmektir hüner. Gönül arş-ı rahmandır. Onu yıkmak ziyade tuğyandır. Gönül yıkmak kolay ama yapmak zor. Hele bu anne gönlü olursa. Değerli bacım, o yüzden bugüne kadar bak gösterdiğin sabır, yiğitlik iyi. Ama öfkeyle başkasının annenden çıkarıyorsun acısını. Öyle de etmemeli. Annen de artık yaşlanıyor. Senin bir sözünle kırılır. Yani derler ki anne yüreği ince taşlarla yapılmıştır. Yıkıldı mı yapılmaz. Yıkıldı mı yapılmaz. Şu bardağı düşürdün mü kırılır ama tekrar olmaz. Bu bardak olmaz. Tekrar yapamam, tamir edemem. İmkan nispetinde gönül yapmaya bakmalı, gönül yıkmaya değil. Belki tamire imkan bulamayabilirim, fırsat bulamayabilirim. Yani şu olaylar karşısında gösterdiğiniz yiğitliği gel o işte de gözetmeli. Yani oradaki öfkeyi, buradaki elektriği başkasına boşalt. Onun da kendine göre elektriği vardır. Bu yükü o da taşıyamaz. Evet. O yüzden gel kırmayalım. Evet, peki bir telefonumuz daha var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hatta mısınız? Alo. Duyabiliyor musunuz? Evet, televizyon sesini aleyküm. Kısalım, telefondan aleyküm. Duyun bizi lütfen. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Benim hocama bir sorum olacaktı. Elbette, buyurun. Hocam, bayanlara çalışmak haram mıdır, değil midir? Hani bir de benim annem eğer çalışırsam işte hakkımı sana helal etmem diye ama çalışmak mecburiyetindeyiz. Babam iflas etti, evi geçindirecek kimse yok. Hani mecburiyetten istiyorum ama annem istemiyor yapmamızı. Hani ne olursa olsun çalışma diyor. Rızkı veren Allah'tır ama hani gerçekten çok kötü durumdayız. Hani ne yapabilirim? Kim bakıyor şu anda peki? Geçimi kim sağlıyor şu an? Yani geçim şu an yok. Şu an bir köyde oturuyoruz. Muş'un köyündeyiz. Muş'un bir köyünde. Ben her gün evet her gün şehre gelip gidiyorum. Kaç yaşındasınız? Ama 18. 18. Kardeş falan yok mu? Kardeşim var, bir engelli kardeşim var. Artık da küçük kardeşim var, okul okuyor. Ha, en büyük sizsiniz yani. Ha, evet, en büyüklerim ama annem çalışmama izin vermiyor. Babanız peki? Babam vefat etti. Ne zaman vefat etti? 3 ay oldu. 3 ay oldu. Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Yani şu anda size bakacak kimse de yok. Siz de bundan dolayı... Peki okul okuyor muydunuz, var mıydı okul? Okulum vardı... Babam böyle yaptığı için mecburiyetten okuldan çıktım. Kardeşim okul okuyor şu an. Okulu bıraktınız. Evet, şu anda evet, çalışmak istiyorsunuz çünkü size bakacak kimse yok. Kardeşleriniz, büyük abileriniz evet. Yok. Siz çalışmak istiyorsunuz. Anneniz de müsaade etmiyor bunu. Evet hocam. Hayır, annem müsaade etmiyor. 18 yaşında bir kardeşimiz. Babası 3 ay önce vefat etmiş. Efendim, dinimiz tabii çalışmaya izin verir de şartlarına göre... Yani bir erkekle tenha yerde kalmamak şartıyla, yani mahremiyet ölçülerine riayet ederek kendisine uygun bir iş olursa çalışabilir. O da helal rızık hocam, temin uygun edebilir. Uygun ama annem izin vermiyor. Hani diyor çalışmanı istemiyorum diyor. Ama çalışmak mecburiyetindeyim. Evi geçinecek hiç kimse yok. Engelli kardeşim de var 7 aylık daha. Büyük bir yük sırtınızda i̇şte 18 yaşında. Böyle münasip bak mahremiyet şartlarına uygun iş bulunursa artık anneciğini de ikna ederek onu da kırmamalı. Şimdi annen
Baba da yok, artık tamamen veliğin durumunda. Onu da kırmamalı, onu hoşnut etmeli, onu gücendirmemeli. Kızım beni dinlemiyor demesin kadıncağız ya. Onun da gönlünü alarak. Evet. Hocam çok dil döktüm ama anne yok diyor, çalışmayacaksın diyor. Annem çok dindar birisi. Çalıştığım yerde hani bayanlar ortam, erkek girmeyen bir yer ama annem yine müsaade etmiyor. Uygun ortam olmasına rağmen Rabbimiz inşallah başka kapı açarak rızık verecek inşallah. İnşallah. Peki. İnşallah hocam, dualarınızı bekliyorum. Sağ ol. Peki. Selam olsun Muş'a. Evet, sizin hayırlı sorunuz. Cuma. Hayırlı cumalar. Buyurun. Hocam hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Bütün Müslüman aleminin cuması mübarek olsun. Amin benim efendim. Sorum, hacda şeytan taşlamanın hükmü nedir? Şeytan niye taşlanır? Neden şeytan taşlanır? Neden şeytan taşlanır? Güzel. Evet. Teşekkür ederiz. Menasiki haçtan biri de şeytan taşlamadır. İbrahim aleyhisselam taşlamış, İsmail aleyhisselam taşlamış, Hazreti Hacer taşlamış, sevgili peygamberimiz taşlamış, ashab-ı kiram taşlamış, yüzyıllardan beri atalarımız taşlamış, vacip, vacip. Hani mükellefin görevleri neler? Farz, vacip, sünnet, müstahap, haram, mekruh, müfsit, mübah. Bu sekizden biri. Demek şeytan taşlama hangisi? Farz mı? Değil. Vacip mi? Evet, vacip. Nasıl taşlayacağım? Kabe'yi sol tarafıma alacağım. Böyle iki baş parmağımla şu şehadet parmağım arasında atacağım taş. Bismillah. Allahu Ekber, rağmen lişşeytani ve hizbih, yani şeytan ve onun yardımcılarına rağmen diyerek yedi taş atıvereceğim. Yedi. Ama tabii bakın, cahilliğim var, inadım var, kibirim var, hırsım var, hasedim var, onları da taşlamış oluyorum. Hasedimi taşlıyorum. İnadımı taşlıyorum, kibrimi taşlıyorum, cahilliğimi taşlıyorum. Kin tutuyorum ona, buna kin tutuyorum. Taşlıyorum işte onu. Ya, yani şeytan taşlamadan gelirken, yani elhamdülillah ben çok yaşadım bunu da. İnsanlarım, hacılarım o kadar rahatlar ki, sevinç gözyaşı döker ya. O işi yaptıktan sonra sevinç gözyaşı döker. Öyle bir mutlu, tarif edilmez bir mutluluk yaşanır. Yani o yüzden bazen bu ne lüzum varmış filan gibi deniliyor. Bunu doğru değil. Demek ki tarih boyu bütün İslam büyükleri taşlamış. Efendimiz taşlamış. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail taşlamış. Bu emre uyacağız. Emri taabbüdidir. Emri taabbüdi. İbadet amaçlı yapılan bir görevdir. Evet. Evet. Ersoy Mehmetov sormuş hocam. Hocam, Makedonya'dan sevgiler saygılar. Hocam, kızımı cuma namazına götüremiyorum. Çünkü camide bayan yok ama istiyor. Kadınların cuma namazı kılmasında bir sakınca var mı? Beis var mı? Camilerde neden yer yok cumada kadınlara? Efendim, birçok yerlerde, yani İslam dünyasının birçok yerinde cuma namazına yarısı erkek, yarısı kadın gelir. Kabe'de yarısı erkek, yarısı kadın. Mescid-i Nebevi'de yarısı erkek, yarısı kadın. Dün Şanlıurfa müftümüzle görüşmek durumunda kaldım. Camimizde diyor, her cuma 1500 hanım bulunuyor diyor. Maşallah. 1500 hanım. Ben burada bakın, bir kandil gecesinin gündüzü idi. Burada bir camide saat 10'da hanımlar toplanmış, camiyi doldurmuşlar. Onlara konuştum. Sonra da dedim ki, hanımefendiler, bugün bu camide ben vaaz yapacağım. Günlerden de cuma. İsterseniz cumada yaklaştı, gitmeyin. Hem cuma namazını kılın hem de vaaz dinleyin dedim. Sevindi hanımlar bu işe. Aman cuma namazı kılacağız falan diye sevindiler. Fakat o gün de bir İstanbul yağışlı, fırtına filan, son saatte bir aile erkek ya, hem de kadınları biraz kabaca kovalamışlar.
Hanımın biri bana bir mektup yazmış. Hocam sen böyle dedin. Biz de bundan mutluluk duyduk ama bizi kabaca kovaladılar. Yanlış ya. Olmaz. Mübarek adam yahu. Şu bu kadın bak hutbe dinleyecek, cemaatle namaz kılacak, ezan dinleyecek, vaaz dinleyecek, aküyü dolduracak. Çocuğun terbiyesiyle mübarek adam. Bak ben ilgilenemiyorum. Herhal o da ilgilenemiyor. E bu kadın ilgilenir. E ne verdin kadına? Kadına ne verdin? Hiçbir şey vermedin. Ama bakın toplum olarak hepimizde vebal var. Ben kızımla birlikte Kayseri'den çıktım. Günlerden cuma. Bursa'ya geldik. Cuma vakti. Kızım dedim cuma namazını kılalım şu camide. Öyle gidelim. Ben ne yap, nasıl kılacağım, sen imam odasında ol dedim, sen de bizimle kıl. Kız imam hatip mezunu, müftünün kızı, baba nasıl kılacağım, Allah Allah ya Allah. Ben, ya dedim şuna bak ya ben müftüyüm, müftünün kızı, imam hatip mezunu kızı, baba cuma namazını nasıl kılacağım diyor, öğretmedik çocuğa, öğretmedik ya. Ya kadınlara cuma namazı farz mı yahu sen? Yani yeni bir şey mi söylüyorsun? Eski köye yeni adet mi koyuyor? Hayır farzdır demiyorum. Cuma namazını kılmak kadınlara farzdır demiyorum. Ama gelip de kılarlarsa mani yoktur mani ve yok. Sevap vardır. Gelip de kılarsa mani yoktur, sevap vardır. Ve bundan böyle de batı şeyde öyle yani Avrupa'da. Avrupa'da şimdi hanımlar da cuma namazına evet, geliyorlar. Evet. Gayet doğru yapıyorlar yani. Evet. Yani bakın biz hanımları öğretmediğimizden mesela Harem-i Şerif'te, Mescid-i Nebevi'de, Kabe'de cenaze namazları kılınır. Bizim hanımlardan ben şu soruyu çok duydum. Hocam bir namaz kıldık da ne olduğunu anlamadım ya. Cenaze namazı kıldık ama bizim hanım bilmiyor. Hiç kılmadığı için kadıncağız bilmem imam kıldırdı ama ne namazı ben anlayamadım diyor. Cenaze namazı. Bunları öğretmedik. Hatta namazdaki tilavet secdesinde öğretmediğimizden aynen bizim hanımların böyle dediğini duydum. Ya hocam imam şaşırdı bugün. Yok kızım imam şaşırmadı. Sana biz öğretmedik. Tilavet secdesi nasıl yapılır namaz kılarken onu öğretmedik. İmam şaşırdı diyor. Ayaktayken birdenbire secdeye gitti sonra kalktı diyor. Şaşırdı imam. İmam şaşırmadı ama bizim kadınımıza biz bunu öğretmedik. Peki. Evet. Telefonumuz var. Telefonla devam edelim. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Buyurun. Sorunuz olacaktı benim de. Buyurun. Şimdi benim iki tane çocuğum var. Üçüncüyü düşünmüyoruz da hani tüpleri bağlatmak günah mı acaba? Diğerimizde onu soracaktım. İki çocuğunuz var. Evet. Üçüncüyü düşünmüyoruz artık. Hani tüpleri bağlatmak günah mı acaba? Hocam onu sormak istiyorum da. Evet. Diğerimizde yeri var mı? Ay doktor şöyle diyor mu ki? Tıbbi, sıhhi bir zaruret var. Tüplerin bağlanması gerek. Doktor böyle diyor mu? Yok, öyle bir şey demiyor hocam. Hani... Demiyor, öyle demiyor. Evet, yani evet. Öyleyse bak, Allah'ın verdiği bir fırsat, bir nimet. Biz bu nimeti geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde elimizden çıkarmamalıyız. Yani tamam, bir sorun da olacaktı. Evet, evet, peki doğru. Hamileyken oruç tutmak mecbur mu demeyiz yoksa kazayı bırakabilir miyiz? Hamileyken? Evet. Oruç tutabilir miyiz? Hı. Hani tutamasak da sonra kazayı olur mu diyorum. Evet hamileyken biraz oruç tutabilir miyiz? Tutamazsak kazası nasıl olacak dinimiz, diye soruyor. Dinimiz izin vermiştir. Yani hamile iken oruç tutmayayım dersem tutmayabilirim. Bu dinim ruhsat vermiş. Bilahere gününe gün o tutamadığım günleri tutar. O kadar. Evet. Tamam. Peki. Teşekkürler. Tamam. Muğla'ya selamlar. Hocam kötü rüya gören ne yapmalı? Efendim kötü rüya gören diyelim ki sağ taraftaysa sola dönmeli, soldaysa sağa dönmeli ve başkasına anlatmamalı. Bunu kötü rüyayı başkasına anlatmamalı. Sol tarafına da hafifçe tüh tüh filan demeli işte o kadar. Yani böylece bitirecek. Eyvah ben bugün çok kötü bir rüya gördüm. Şimdi ben bir olumsuzluk bekliyorum.
bu beklentiye girmemeli. Hmm. Evet. Bir diğer soru. Zihinsel engelli bir oğlumuz var. Ona gusül yaptıracak mıyız? Efendim, yani gusül yaptırılabilmesi için ergenlik çağına gelmiş olması, akıllı olması lazım. O olmayınca ona gerek yok. Evet. Bir diğer soru. Abdest ve gusül yaparken takma dişleri çıkarmak gerekir mi? Gusülde eğer oynayan, çıkabilen bir dişse çıkarmalı. Abdestte çıkarırsak iyi, çıkarmazsak da abdestimiz abdest olur. Bebek kusmuğu elbiseye bulaşırsa namaza mani olur mu? Eğer sıvı ise el ayasını geçiyorsa, kuru olup da 3 gramı geçiyorsa namazım sahih olmaz. Bundan az zarar yok da denilmez. Yine de mekruh olur. Yani o temizlemeli, namazı öyle kılmamalı. Yoksa mekruh olur diyorsunuz. Misvak kullanmanın hükmü nedir? Dişleri fırçalamak, misvak kullanmak yerine geçer mi? Efendim, sevgili Peygamberimiz, ümmetime meşakkat olacağını bilmeyeydim. Her abdeste misvak kullanılmasını emrederdim. Misvak, ihtiyarlık ve ölüm dışında 70 derde devası vardır, Allah Allah, buyuruyor Efendimiz. Diş fırçası da aynı görevi yapar mı? O da aynı görevi yapar. Aynı görevi yapar. Yani demek ki dişlerimiz de tertemiz olmalıdır. Evet. Bir diğer soru hocam. Evvabin namazı nedir? Bu namaz nasıl kılınır? Evvabin namazı efendim akşam namazından sonra kılınır. 6 rekatlık bir namazdır. İşte 6 rekat halinde bir şeyde de kılabilirim. 2'şer rekat olup 3 defa selam vererek de kılabilirim. 12 yıllık ibadete denktir diyor sevgili Peygamberimiz. Nafile bir nafiledir. İbadet. Nafile demek ne demek? Yani gönüllü, mecburi değil. Evet. Yani evvabin namazını kılmazsam hesaba çekilir miyim? Çekilmem. Ama sevabı olur mu? Kolum nafile ibadetle bana öyle yaklaşır ki kulumun görür gözü, duyar kulağı, yürür ayağı olurum buyuruyor. Evet. Hocam, kabir azabı var mıdır? Varsa kabir azabına sebep olan günahlar nelerdir? Efendimiz duasında kabir azabından Cenab-ı Hakk'a sığınmıştır. Kovuculuk yapmam, kul hakkına tecavüz etmem, işte kabir azabına sebep olan şeylerdendir. Efendimiz bir mezarlıktan geçiyor. Bu mezardaki iki kişi de azap görüyor. Azap görüş sebepleri de pek büyük değildir. Birisi, affedersiniz, idrardan sakınmazdı, temizliğe riayet etmezdi. Diğeri de insanların arasında söz getirir götürürdü. Ya, evet. Kabir azabına sebep oluyor demek Allah ki. Allah. Evet. Evet, bir soru daha var mı vaktimiz? Reklama mı gidiyoruz? Peki, reklamlara gidiyoruz, az sonra birlikteyiz. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ya Erhamer Rahimin, sen Rabbül Aleminsin, Ahkemül Hakiminsin. Güzel ülkemizi kuraklıkla terbiye etme ya. Amin. Amin. Her tarafa akan giden, içimizi serinletecek rahmetini bekliyoruz. Amin. Rahmetini lütfeyle ya Rabbi. Amin. Çalışma arkadaşlarımızın, yakının beyin kanaması geçiren hasta için dua edilmesini ve ekranları başında bizler için de dua edin diyen kardeşlerimize Eşşafi ismi şerifin hürmetine şifalar ihsan Amin. Eyle. Darda olanlara genişlik, Amin. Sıkıntıda olanlara ferahlıklar lütfeyle. Amin. İmtihana girecek evlatlarımıza zihin açıklıklar Amin. İhsan eyle ve muvaffak eyle. Amin. Her türlü imtihanda başarılar ihsan eyle. Amin. Evlatlarımızı bizler için hayrul halefe eyle. Amin. İhsan buyurduğum bunca nimet muvacihesinde sana karşı şükran görevini yapabilmeyi de lütfeyle. Amin. Devletimizi payidar, Amin. Milletimizi bahtiyar eyle. Amin.
ocaklarımıza huzur, gönüllerimize sürur ihsan eyle ya Rab. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El Fatiha.